Bu ayki 16 oturumda mimar Cem Yücel'i ağırlayacağız. Cem Yücel şimdi samimiyetine binaen Cem abi diyeceğim. Neredeyse e, yeni tanışmamıza rağmen e, çok böyle <laughs> e, sıcak bir ilişki kurduğumuz birisi. Ama diğer yandan e, önemli bir mimarlık ofisinin önemli bir e, yürütücüsü. E, bizim işte bir üst e, neslimizden devralıp yeni nesil mimarların önemlerinden bir tanesi Cem Yüceli aslında davet ettik ve ana konu belirlediğimiz konu bizim bugün ne kadar ki 15 oturumun hepsine farklı bir açılım da getirebilecek çünkü konunun içinde hem bir koruma projesi var. Yani mevcut korunması gereken yapılara bir yaklaşım. Hem onların yeniden işlevlendirilmesi hem de onlara yeni ilaveler konusu var. Bu zaten sadece mimari açıdan bile hep gerilimini yaşadığımız bir konu. Eskinin yanına nasıl ilişilir, yeni yaptığımızda eskinin ilişkisi vesaire Bu konuları da konuşacağız konuta bir açılım olarak. Bir yandan konaklama meselesi. Çünkü burada bazı oturumlarda ikinci evi mesela ele almıştık. İnsanın e, uzun vadede e, ana konutunun yanında bir de kısa konaklamalar için gittiği ikinci ev meselesi vardı. E, birinci il konuttaki beklentilerle ikinci evdeki beklentiler arasında da farklar vesaire vardı. Bu da konuşulmuştu. Bugün de birazcık konaklama e, süresini epey düşürmüş oluyor. Konunun en şey. kritik noktasındayız evet, herhalde. Evet. Burada geçici konaklama <laughs> ya doğru giden yani zamanında konut olan ama e, bu dönüşüm projesi sonucunda geçici konaklama hizmeti veren e, birimlerden bahsedeceğiz. Bu bağlamda tabii ki bu konaklama ev meselesi de gündeme gelecektir. E, bu konuk kelimesi, konaklama kelimesi oldukça eski bir Türkçe kelime. Hatta o kadar enteresan Mevlana'nın Mesnevi'sinde geçiyor. Konut kelimesi mesela. Çok eski bir Türkçe kelime. Konmak, konuk, konak e... Türkçedir köken olarak. Türkçedir. Tabii tabii çok yani Türkçe hem de sonradan dilimize girmiş bir kelime de değil yani. Çok eski dönemden Türkçedir. beri var. Efendim böyle e, sunacağı bütün projeleri bilmiyorum. Biz sadece biz projesi üstünden konuşmuştuk ama muhakkak başka bir... Biraz bağlam verebilmek adına evet. biraz Kapadokya'dan bahsedeceğim. Hı. Biraz Kapadokya'da ofisimizin yapmış olduğu geçmiş deneyimlerden bahsedeceğim. Onları mümkün olduğu kadar hızlıca üzerine değinip ondan sonra bir spesifik bir projeden bir mahallenin dönüşümünü içeren yani eskiden 12-14 parselden oluşan bir bütünün e, tek bir konaklama tesisine e, nasıl dönüştürülmeye çalışıldığını, çünkü inşa edilmemiş bir projeniz henüz, inşa edilmesi hala gündemde edilmemiş bir proje. Bunu anlatmaya gayret edeceğim. Bu ba bağlam meseleniz önemli e, sanırım yani. Şu an e, esasında bir başka meseleye de değinmiş olacağız. Türkiye'deki yani inşai olanın zorluklarına değindiğimiz gibi değineceğimiz gibi Kapadokya bağlamı önemli bir bağlam olsa gerek ve Kapadokya'nın insan demografisindeki değişimlere bağlı olarak kullanımına işlevsel kullanımına bağlı olarak değişimleri ee, sanırım yine şey arasında e, geçecektir. Ee, belki de en önemli soru e, yerellik bağlamında diye önerdiğiniz başlık olacak. Yani bugün bir konak, konuta o konut konaklama tesisine dönüştüğünde yerellik bunun neresinde sorusu. Biraz ee, da yerelliğin nasıl mümkün olmadığından aynen, bahsedeceğiz. Yani sorgulamanın kendisi e, modern zamanda bu dönemde yerellik mümkün mü ee, üzerine de gidecektir diye e, düşünüyoruz. Konuşma... Dolayısıyla burasını da e, vurgulamış olalım. Biz, ben çok uzatmayayım lafı arada gireriz zaten. Siz buyurun. Lütfen. Konunun başlığı zaten kendi içerisinde birçok çelişki içeriyor. Yani konak, konut, <laughs> konaklama ve yerellik dediğiniz zaman hepsi birbirinin antitezi e, olabilecek kavramlardan bahsediyoruz. Konaklama... Her ne kadar konakla, konukla aynı kökenden gelse de bir yerde çok geçici bir süre kalmayı gerektiriyor. Bu da yerelliği ancak bir deneyim olarak sağlayabileceğiniz bir süre. Bunun gerçek bir yerellik olmasına imkan yok. Bugünkü konaklama ihtiyaçlarının da benzer bir şekilde yerellikle nasıl mümkün olabileceği, yerellik kavramlarıyla nasıl ölçüşebileceğini bir parça... Ee, ...tartışmak istiyorum. Ee, konunun başında şöyle... buna geçebiliyoruz Tabii değil mi? Yani. Nasıl olacak? Bu şey oku... İşte, ha. ...biraz daha kuvvetli basınca. 14. yüzyıl... ...İslam alimi İbn Haldun... ...coğrafya kaderdir diyor. Coğrafyadan kader olarak bahsediyor. İbn Haldun çok önemli birisi. Ee, mantık, felsefe, matematik... E, tabiat bilimleri, dil bilimleri, bilimleri'nin yanı sıra şiir ve edebiyatla da uğraşmış. Ve üzerine çok düşünülmesi gereken bir söz söylemiş. Coğrafya kaderdir derken. Kapadokya coğrafyasının çok önemli bir tarafı var. E, Kapadokya, bundan 60, işin coğrafya tarafından başlayacağım. Bundan 60 milyon yıl önce e, Hasan Dağı ve Erciyes Dağı'nın, eski adıyla Argeus Dağı'nın, ee, püskürmesiyle patlamasıyla aktif olmasıyla e, onun püskürüğünden oluşmuş bir coğrafi bölge. Volkanik tüften oluşuyor. Bu volkanik tüflerin dibine düşenleri, Kayseri tarafına düşenleri daha sert. Kapadokya tarafına, Niğde, Aksaray, Nevşehir tarafına düşenleri biraz daha yumuşak taşlardan oluşuyor. Bunlar bütün bölgeyi kapladıktan sonra şimdi şu anda ekrandaki fotoğrafta arkada Kapadokya manzarası üzerinden arkada yaklaşık 50-60 kilometre uzaklıktan Erciyes'i görüyoruz. Hasan daha görünmüyor burada. İnsan erimi olarak baktığınız zaman uzun mesafeler bunlar 50 kilometre, 100 kilometre coğrafya olarak düşündüğünüz zaman hiçbir şey değil. Bir yanardağın patlamasıyla bütün bir bölge ki Kapadokya dediğimiz zaman yaklaşık olarak coğrafi formasyonlar ve onun üzerine oluşmuş işin kader tarafı da orada. insan yerleşmeleri çünkü insan olmadan hiçbir şey kader olmuyor. Ee, insan yerleşmeleri o yaklaşık 250 kilometre karelik bir alan kaplıyor düzensiz bir şekilde. Bu düzensizliğin sebebi de işte rüzgarla vesaire bu şeyin volkanik püskürüğün bölgeye yayılması ve coğrafi formasyonların oluşması. Coğrafi formasyon, Kapadokya coğrafi formasyonları tabii... E, Sadece volkanın Hasan Dağı ve Erciyes'in patlamasıyla ile değil, bunun milyonlarca yıl içerisinde yağmurla, rüzgarla bugün gördüğümüz kaya formasyonlarına dönüşmesiyle zaman içerisinde oluşuyor. Bunun birkaç resmini daha gösterelim ve bunlar aslında Kapadokya bir turist gözünden bir bölgeyi tanımayan birinin gözünden birbirine çok Benzer görünse de aslında bölge içinde müthiş bir yaşamaya elverişli hem de bir o kadar elverişsiz çeşitlilik oluşturuyor. Geçilmesi çok zor bölgeler oluşturuyor. Ee, aynı zamanda doğanın yeşerebileceği vadiler oluşturuyor. Saklanmaya, yerleşmeye müsait yerler oluşturuyor. Tarih boyunca da e, bu bölge e, birçok yerleşime bu sayede izin veriyor. Şimdi buraya kadarki resimlerin hiçbirinde dikkat ederseniz insan yapısı bir şey yok. Bunlar doğanın yaptıkları. Yani 60 milyon yıl içerisinde bütün bu yağmur ve rüzgar erozyonu ile beraber volkanik püskürüğün bu hale gelmesi. Bir noktada resim buna dönüşmeye başlıyor. Bölgedeki taş çok yumuşak. Çok rahat basit aletlerle dahi kazılabilecek bir taş. Ve dolayısıyla Kapadokya'nın ilk yerleşmeleri kayaların içine oyularak oluşuyor. Resimde büyük ve küçük delikler görüyorsunuz. Büyük deliklerde insanlar yaşıyor, küçük delikler güvercinlikler. Bu coğrafya, bu zor coğrafya içerisinde dışarıdan baktığınızda geçilmez, aşılmaz görünen bu coğrafya içerisinde müthiş bir tarım oluşuyor, yerleşmeler oluşuyor, bir kültür oluşuyor. Bu resim, bunun biraz daha ileri aşaması. Kayaları oyduktan sonra bir de çıkan taşlardan yapılar kurmaya başlıyorlar, duvarlar örmeye başlıyorlar. Kapadokya'nın temelde iki çeşit yapı dokusu var. Kaya oyma mekanlar ve taş örme mekanlar. Genellikle taş örme mekanlarının ilk yapılma sebebi kaya oyma mekanları korumak için. Bu 60 milyon yıldır süre gelen erozyon, rüzgarın ve yağmurun ve kışın donun çok da sert bir bölge iklimi. Hala bugün de sürüyor. Hala bugün Kapadokya'nın bütün kayaları her yıl belirli bir milimetre, santimetre duruma göre erimeye, erozyona uğramaya devam ediyor. Ne yapıyorlar buraya yerleşen insanlar? Kaya oyma mekanlarını koruyabilmek için önlerine taş örmeden, yenilenebilir, tekrardan bozulursa tamir edilebilir önüne çıkıntılar ya da kalkanlar yapıyorlar, duvarlar yapıyorlar. Bölgenin bugün bildiğimiz insan yerleşmeleri temel oluşma şekli bu. İki çeşit mekan var. Bunun içine evleri de yapıyorlar. Bunun içerisine barınak da yapıyorlar. Bunun içerisine daha sonra Roma İmparatorluğu'ndan kaçan Hristiyanlar da geliyor. Roma İmparatorluğu da Hristiyanlaşmadan önce kiliseler de yapıyorlar. Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri bütün bu bölgede yerleşmeler oluşuyor. Bu Uçhisar'dan bir görüntü. Zaman içerisinde de bu yerleşmeler değişiyor. Bu Uçhisar'ın yaklaşık olarak 100 sene önceki bir fotoğrafı. Uçhisar bölgedeki yerleşmelerden biri. Coğrafi formasyonlar birbirinin aynısı değil. Uçhisar'la göremenin Kapadokya tek bir bölge değil. Coğrafi formasyonları birbirine benzemiyor. Peribacası dediğimiz şeyler her yerde yok. Her bölgenin coğrafi formasyonu birbirinden farklı. Her bölgenin bir şekilde sosyal yapısı da birbirinden farklı. Bir de arada başka önemli olaylar oluyor yakın tarihimizden. Örneğin bu fotoğraf yaklaşık 100 yıllık bir fotoğraf ve Uçhisar bugün bu fotoğrafa hiç benzemiyor. Uçhisar'da 1960'lı yıllarda devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti afet ilan ediyor. Çünkü kayalar o kadar erozyona uğruyor ki evler yıkılmalar başlıyor ve afet ilan ediliyor. İnsanlar ne yapıyorlar? Onlara yer gösteriliyor. Bir takım sözler de veriliyor. Onlar tutulmuyor ayrı bir konu. Ama eski evlerini söküyorlar, başka yerlere inşa ediyorlar. Bölgenin taşı tekrar kullanmaya da müsait. Ve Uçhisar bir hayalet Kente dönüyor. Bugün gördüğünüz eğer Kapadokya'ya gittiğinizde gördüğünüz üç yüzde %90'ı yeniden inşa edilmiştir. Oyuklar hariç. Biz yaptığımız işlerin bu bölgedeki projelerin de çoğunda bu oyukları bulmak, keşfetmek ve buluntulardan, elimizde kalanlardan ve üzerine yapılan yapılardan daha önce altında ne olduğunu keşfetmeye çalışıp, debelenip keşfetmeye çalışıp yeni yaptığımız mekanları, bu bilginin üzerine inşa etmeye çalışıyoruz. Biz olarak konuşuyorum bunu. Bunun yine uçsardan bir fotoğraf. Bölgenin karakterini anlamanız adına. Bu Ürgüp'ün bir eski fotoğrafı. Bu da herhalde 60 yıllık falan 1950'lerden tahmin ediyorum. Bu bizi özellikle ilgilendiriyor bu fotoğraf. Çünkü sonra anlatacağım konak, şey, konaklama tesisi projesinde bu fotoğrafın direkt baktığı yer. Bu da keza aynı bölgenin bugünkü hali. Dikkatli bakarsanız çok büyük değişiklikler olduğunu görüyorsunuz. Fotoğrafları karşılaştırırsanız. Ee, ama e, taş çok kamufle edici bir yapısı var bölgenin taşının. Bir yapının 20 yıllık mı, 200 yıllık mı, 2000 yıllık mı olduğunu anlaması çok zor bir hali var. Taş birkaç on yıl eskidikten sonra tarihini anlamanıza imkan yok. Organik bir kalıntı yok ise ancak bir takım formlardan e, ee, oyukların şeklinden bunu anlamaya çalışıyorsunuz. Mesela bir yerde böyle bir duvarda bir niş buluyorsunuz ona taka diyorlar bölgede. Onun işin altında böyle aşağı doğru bir oyuntu varsa onun yalak olduğuna dolayısıyla oranın bir ahıl ya da ağıl ya da ahır olduğuna kanaat getiriyorsunuz. Başka türlü izler olmuyor çok basit izlerden. Eğer yerde paralel paralel mezar benzeri yerler varsa Roma mezarları bulduğunuzu anlıyorsunuz. Kayalarda dikine delikler açılmışsa bunun güvercinlik olduğunu anlıyorsunuz. Taş aynı taş. Oyma tekniği aynı teknik. Hiçbir şey değişmiyor. Bölgenin bütün coğrafyası aynı değil. Bu fotoğraf Kaymaklı'dan, Kaymaklı bölgenin yeraltı şehirlerinden birisi, Kaymaklı derin kuyu bunların en önemlileri. Burada bir sonraki fotoğrafta daha net görünecek. Ortada hisarı görüyorsunuz, yeraltı şehrinin olduğu yeri. Burada coğrafya daha yumuşak, daha tarımsal zaten tahıl ve patates yetiştiriciliği geçinen bir bölge burası. Burada ise tek kaya olan bölgeye yerleşmiş eski insanlar. Bu bir sonraki fotoğrafta biraz daha yakından görünüyor. Ee, burası da UNESCO Dünya Tarih Mirası listesinde olan yerlerinden biri Kapadokya'nın e, kaymaklı yeraltı şehri. Yerin e, birkaç kat altına iniyor. Aşağıda bir, bir sonraki imajda bir plan çalışması, bir öleve çalışmasından bir kesit var. Mimariyi, Kaya'nın coğrafi, coğrafi formasyonunu nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Bizim alışık olduğumuz batı uygarlığının Doğu uygarlığının bütün uygarlıkların üzerine konuş şey yaptığı bir şekilde geliştirdiği birçok bir plan tipi birçok konut tipolojisi var. Bunlar birbirine tamamen ayrı coğrafyalarda da olsa farklılıklar gösteriyor. Fakat burada her şey kural dışı. Çünkü bir kayaya oyma mekandan her şey çıktığı için bir takım amorf formlar ve önünde dikdörtgen formlar var. Dikdörtgen formları gördüğünüz zaman anlıyorsunuz ki taş örme bir mekandasınız rölevelere baktığınız zaman, survey çalışmalarına baktığınız zaman. Bu kaymaklı yeraltı kentinin bir içerisinden bir fotoğraf. Buradan göremeye geçiyoruz. Göremeden bir peribacası denen formasyonlar. Üstte sert bir kaya katmanı kalıyor. Alttaki kaya daha yumuşak olduğu için erozyonla yıllar içerisinde daha fazla eriyor. Ve bu tip forma, şapkalı formasyonlar oluşuyor. Bunlara bölgede peribacası deniyor. Evangelia Balta bir Rum yazar, araştırmacı Ürgüp'le ilgili bir şeyle Mustafa Paşa ve Ürgüp'le ilgili iki kitabı var. Fotoğraf, eski fotoğrafları buluyor ve onların üzerine araştırmalar yapıyor. Ürgüp kitabında kayaya oyulmuş bir evin yapılışını bir Rum ustanın ağzından 1952 yılında anlattığı şekliyle nasıl yapıldığını anlatıyor. Bu metni tekrar şimdi okumayacağım, gözümde bu küçük imajdan görmüyor zaten ama nasıl yapıldığını ve o dönemde dahi işte iki çeşit mekan vardır. Oymalar böyle yapılır, taş örmeler böyle yapılır diye anlatıyor. Bu bir anı metni. Eski bir ustanın bize aktarılmış bir metni. Bu fotoğrafta çok net bir şekilde bu formasyonları görüyorsunuz. Kayalara oyulmuş mekanların önündeki duvarlar gayet net anlaşılıyor. Bunlar hep içeriği korumak, bir sınır teşkil etmek için. Çünkü konut barınak mutlaka bir İklim çok yumuşak değilse dışarıda dahi eğer e, tehlikeler varsa kapalı olmayı gerektiriyor. Başka kültürlerde açık konutlar var, başka coğrafyalarda bizim dışımızda coğrafyalarda ama bizim e, Orta Anadolu koşullarında e, bir konutun kapalı olması gerekiyor. Bu mağaraları da e, kaya oyma mekanları oradaki adıyla kaya oyma mekanları da taş aynı taştan yapılma duvarlarla koruyorlar. Bunların başka başka örnekleri. Bunlar zamanla erozyona uğradıkça Kapadokya'da taş örme mekanları artıyor. Daha çok sayıda taş örme mekanlar yapılmaya başlıyor. Taşları taşıyıp düz alanlarda da yerleşimler yapmaya başlıyorlar. Bunların bir bölümü terk edildikçe 20 sene içerisinde ayakta duramaz hale geliyor. Hatta 3-5 sene içerisinde ayakta duramaz hale geliyor. Taş çok keskin kesilebildiği için harçsız üretiyorlar. Harçla bağlamadıkları için de çok kolay dağılıyor içinde yaşanmadığı zaman. Çok hızlı bir yapı dönüşümü var. Ama hiçbir şey ziyan olmuyor. Yani mutlaka bir yapının taşını başka bir yapıda devşirmiş kullanmış oluyorlar. Burada bir araya girebilir miyim? Tabii. E, kaya oyma mekanlar daha sonra bir kapak gibi bir taş duvarla örülerek kuruluyor. kapatıyorlar. Sonra yavaş yavaş o daha da dışarı çıkıyor. Taş daha dışarı çıkıyor. Mekan... İçerisi yani... ışık ve hava almadıkça Başım Arkada başım. kalanları kapatıyorlar. Peki bunun tarihçesi nedir? Yani kaya olma mekanları insanlar ne zamana kadar kullandılar acaba? Hala kullanıyorlar. Hala kullanıyorlar. Hala kullanıyorlar. Şu anda kanunen kaya olma mekanlarının Kapadokya'da kaya kesilmesi yani Koruma Kurulu sınırları içinde şimdi de Alan Başkanlığı oldu. Hı -hı. Statü değiştirdiler. Ee, alan Başkanlığına dönüştürüldü ama Koruma Kurulu aslında şu anda kaya kesilmesi yasak. Ama hala yapıyorlar. Hı -hı. Hala yapıyorlar. Hala bugün de devam ediyor. Bizim Hı. yaptığımız projelerin çoğu bu kaya oyma mekanları Hı. kullanıyor. Zaten, evet. Ama yenilerini açmakta çok temkinli davranıyoruz. Yani çünkü e, bir bütün bu Kapadokya kayasının yumuşaklığı, kolay işlenebilirliği bunu çok cazip kılıyor. Fakat bir taraftan da yok etme tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Yapması çok kolay. Evet çok ciddi mülkiyet sorunlarına sebebiyet veriyor. Yani altlı üstü mülkiyetler var Kapadokya'da çok fazla birbirinin içine geçmiş. Yani Ahmet Ağa'nın mağarası böyle gidiyor. Mahmet Ağa'nın mağarası böyle gidiyor. Çok kadastro var. gelmiş ortadan kesmiş. Bunun ucu bunun tarafında, bunun ucu bunun tarafında kalıyor. Çünkü altlı üstü mağaralar. Dolayısıyla modern çağdaş kadastro ile çözemediğiniz problemler ortaya çıkıyor. Mağaralar da kişisel mülkiyet yani öyle mi? Birçoğu özel mülkiyet tabii. Özel mülkiyet devam ediyor. Bunların çeşitli örneklerini. Bunun içerisinde yani burada birçok medeniyet geliyor geçiyor ee, Kapadokya'da. Yani arkaik dönemde höyükler, tümülüsler var. Ee, büyük bir Hitit varlığı var Kapadokya'da. Ben biraz onları özet olarak geçeceğim. Ee, büyük İskender buraya kadar geliyor. Roma, Roma, Bizans, Erken Hristiyanlık. Erken Hristiyanlığın hac mekanlarındandır. Hristiyanların hac mekanlarındandır. Çünkü Roma İmparatorluğu'nda daha Roma İmparatorluğu resmi din olarak Hristiyanlığı kabul etmeden önce Musevilik mezhebindeyken, dinindeyken Hristiyanları kovalıyorlar. Onlar da çok kolay saklanacakları, çok kolay yerleşim kuracakları bu bölgeye geliyorlar. Dolayısıyla binlerce kaya kilisesi var Kapadokya'da. Ee, i̇konoklastik dönemde, ikonoların yasaklandığı dönemde yine Kapadokya gibi sığınak oluyor. Yine bu kiliselere geri dönüyorlar. Selçuklu dönemi ve sonrasında gelen Osmanlı dönemi genel olarak daha problemsiz, daha barış içerisinde burada. E, yeraltı kentleri var, belli bir sıra takip etmeden neler gelmiş neler geçmiş gibi hızlı bir özet geçiyorum. Yeraltı kentleri var, e, saklanmak için tamamen yer altında yaşam, yaşanmış bir tarih var. Kaya içi yerleşmeleri var, yani Göremezel ve Uçhisar gibi tamamen yer altında değil, yeraltı şehri değil. Ama e, neredeyse bütünüyle kayaların içine yerleşilmiş yerleşmeler var. Kaya kiliseleri var, e, Göreme, Ihlara Vadisi bunun çok önemli bölgelerinden biri. Şahin Efendi var, Keşlik var. E, kaya mezarları var yine aynı şekilde. E, bugün hala kullanılan tarımsal stüktürler var. Bütün e, iç, a, güney a, söyleyemedim. Akdeniz bölgesinin narenciyesi Kapadokya'da taşların içinde depolanır. Doğal soğuk hava deposu olarak kullanılır. Belirli bir derinliğe kadar kazdıktan sonra sıcaklık sabittir. Ve hiçbir ısıtma soğutma yapmaya kalkmadan yaz kış limon portakal narenciye depolayabilirsiniz. Mantar üretimi yapabilirsiniz. Çok fazla tarımsal üretim hala bugün de var. Ee, enteresan tarımsal strüktürler var dünyada başka örnekleri çok az olan ya da olmayan e, güvercinlikler, kaya kovanları gibi bunların örnekleri bugün artık pek kullanımı kalmadığı için kaya kovanlarının mesela çok az özelliği var. Arıcılık yapılır kayaların içinde bir tane örneğini göstereceğim bizim projelerden birinde kaya kovanları var çok az kalmış olan bir şey. Güvercinlikler çok bol miktarda var. Kayseri'de, Niğde'de Roma ve Bizans strüktürleri var. Selçuklu yapıları çok fazla var bölgede. Bütün kültürlerin geçtiği bir bölge. İpek yolu üzerinde Kapadokya. Yani camiler var, kümbetler var, hanlar, kervansaraylar var. Zaviyeler, külliyeler, Hacı Bektaş, İncesu, Nevşehir. Geç dönem kiliseleri var, 19. yüzyıl kiliseleri var, manastırları var. Çok büyük 19. yüzyıl konakları var. Bunlardan biri bizim proje alanımızın içinde. Çok büyüklerinden biri değil ama Büyükçe bir konak bizim proje alanımızın içinde göstereceğim biraz sonra. Ee, erken Cumhuriyet dönemi yapıları var Kapadokya'da. Bizim yine çok yakından ilgilendi. Okullar fabrikalar, eski teker fabrikası, Ürgüp'teki şarap fabrikası. Yine kayalara oyma bir mekan. Çok enteresan bir binaydı. Boşaltıldı 15 sene önce aşağı yukarı. Ee, istasyonlar resmi yapılar. Cumhuriyet dönemi de buraya uğramış. Ee, 1960'lar sonrası turizm giriyor Kapadokya'ya. Ee, 1960'larda dünya Kapadokya'yı keşfetmeye başlıyor. O görüntüyü koymadım ama e, Soprano, meşhur soprano sanatçı Maria Callas'ın oynadığı Pablo Paolo Pasolini'nin Medea filmi mesela Kapadokya'da çekiliyor. Bütün sahneleri çok önemli bir e, 1960'lı yılların sanat filmidir. E, Kapadokya'da çekiliyor. 1960'lı yıllarda Fransızlar Kapadokya'yı keşfediyorlar. E, Crop Med denen e, bir otel zinciri o zaman dünyanın macera arayan turistlerini ağırlayan bir otel zinciri Uçhisar'da ilk bugün kaya Otel olan oteli yapıyor ve Avrupalılar 1960'lı yıllardan beri Kapadokya'ya gelmeye başlıyorlar. Hatta evler alıyorlar, araziler alıyorlar. dolayısıyla yeni bir yeni dönemde de yani yakın dönemde de böyle bir durum var. 60'lardan sonra giderek artan bir turizm var. 60'larla 80'li yıllar arası turizm daha maceracı gezginlerin yaptığı bir şeyken 80'li yıllarda Türkiye'nin de böyle bir turizm atılımı yaptığı döneme denk geldiği için biraz sonra fotoğraflarını göstereceğim. O bölgedeki bit kutusu oteller denen betonarme beş katlı, bölge dokusuyla çok da ilgisi olmayan yapıların yapıldığı kitle turizmi geliyor. sonra 90'lı yıllar, 2000'li yıllar butik turizm bölgede tekrar yükseliyor. ve bu sefer de bizim asıl konumuz olan Bölgedeki eskiden barınak, konut olarak kullanılan yapı stoğunun tekrar koruma politikalarıyla da birlikte çok fazla değer kazanması söz konusu oluyor. Ve bugün her kovuk her mağara Kapadokya'da çok değerli hale geliyor. bir takım yine yakın dönem yapılmış. İşte 60'larda bir de bir afet meseleleri var. Uçhisar afet alanı ilan edilmiş. Ürgüp'te birçok afet yani bölgede birçok afet ilan edilmiş ve insanlar yerlerini, evlerini değiştirmek zorunda olmuşlar, kalmışlar bu bölgelerde belediyelerin imar planlarında uygun olmayan alan, yerleşmeye uygun olmayan alan olarak taranmış. Dolayısıyla bir şey yapılamamış. Bugün koruma ya dahil edip bu işi içindeki yapıların eski eser değeri taşıdığını eğer ispat edebilirseniz bunu bir takım jeolojik raporlarla da nasıl stabiliteyi sağlayacağınızı ispat ederseniz buraları tekrar yapabilir hale geliyorsunuz. Bizim de böyle yapılmış birçok projemiz var. Bunların korunmasını sağlıyor. Yoksa eğer bu yine 60'larda ilan edilmiş mevzuata biz kalsak bunların hepsi erozyonla kaybolacak olan bir yapı stoğu ve bir bölümü çok kıymetli mahalleler. Yani bölgenin korunması için de her ne kadar konaklama ilk başta bahsettiğim paradoks konaklama yerellikle hiç tamamen taban tabana zıt bir karakterde olsa da konaklama dinamikleri bölgede aslında korumayı sağlıyor. Bütün bu butik turizm olmasa bölgenin bütün bunları yapacak bir ekonomisi yok çünkü. Dolayısıyla bölgede bunu böyle görmek lazım. Bir tek tarafından baktığınız zaman her politikayı yanlış görebileceğiniz, doğru okuyamayacağınız çok fazla dinamiği olan bir bölgeden bahsediyoruz. Kapadokya'dan bahsederken bu konuşmayı biraz uzun tuttum belki ama gerekli görüyorum bölgeyi anlamayı bölgeyi anlayamazsak burada neler yapıldığını anlamamız zor olur diye düşünüyorum. Son dönem bir takım büyük rehabilitasyon projeleri yapılıyor Ürgüp'te kapı projesi büyük bir mahallenin yani bizim göstereceğimiz projeden daha büyük mahallenin yenilenmesine sebep oldu. Mustafa Paşa'da benzer şeyler oldu. Uçhisar'da Argos'un yaptığı bir, Turgut Cansever'in başlattığı bir otel projesi, bir konaklama tesisi projesi çok büyüdü ve önemli bir koruma projesi oldu. Son dönemde yaptıkları tartışılır Turgut Bey'in başlattığı prensiplerle ne kadar yakın olduğu tartışılır bugün geldiği durumun ama ee, çok fazla el değiştirip biraz ticari hale geldi çünkü. Turgut Cansever'in başladığı hali biraz daha tabii daha korumacıydı bugüne göre ee, gibi. Şimdi şunlara devam edelim, bunları geçelim. Bu bizim sonra anlatacağımız, arada birkaç proje anlatacağım. Ondan sonra ortak bir tartışma yapalım isterim. Tüm bunların koruma açısından ne derece doğru olduğu tartışmaya e, çok açık. Bu bizim son anlatacağımız projeden bir yapı. Bu katmanlaşmayı çok güzel gösteriyor. Bura biz üstteki konak bizim projemize dahil olan iki konaktan, iki büyük konaktan biri. Ee, önündeki ilave özgün değil yani geç dönem ilavesi zaten Mardinli ustalar tarafından 1980'li yıllarda konak bir e, Fransız hanımefendi tarafından satın alındıktan sonra koruma kurulunda daha henüz e, her yere bakmazken inşa edilebilmiş bir ilave önündeki balkon ilavesi çok Mardin üslubunda hiç Kapadokya'da Önce örneği olmayan bir şey ama yine de kültürel bir değer olarak biz o balkonu tescil ettirdik. Yani bugün onu da onu da önemli bir geç dönem eki olarak tescil ettirdik. Kaldırmayı düşündük, vazgeçtik. Ama benim burada göstermek istediğim asıl şey alt taraftaki katmanlaşma. Biz bu projeye başladığımızda bu mağaraların burada 3 kat görüyorsunuz. Bunun altında bir katman daha var. Ee, konağın istinat duvarlarının altında birkaç katman daha var. Üst üste mağaralar. Bunların hepsi toprağın ve kayanın altındaydı. Yani hepsi kapatılmıştı deminki soruya cevap. Bu bölge, bu üstteki bunun şeyi pointer çalışıyor. Ortada çalışıyor. Ortada. Şu istinat duvarından, bu kuru istinat duvarları bölgede çok yaygındır. Buraya doğru düz bir eğim çizin. Olduğu gibi kaya ve molozla doldurulmuş vaziyetteydi. Ürgüp'te son 100 yılda hatta 100 yıl bile değil son 80 yılda yolların yükselmesi yaklaşık 1,5 metre civarında. Çünkü bölgenin kayanın kayasının yumuşak olması, çok kolay ufalanması haline geliyor. Bütün yıkıntının moluzu da bir bölgeye atılmadığı için Kapadokya giderek gömülmüş oluyor. Herhangi bir projeye yaparken altında kaya oyma mekanların ucunu bile görseniz bir izin alıp bunu koruma kurulu ya da bazen müze denetiminde yapmanız gerekiyor. Bir araştırma kazısı yapıyorsunuz ve altında ne varmış, ne tarih varmış bunu görmek gerekiyor. Birçok şeyi tabii hani korsan tabir ettiğimiz bütün bu süreçleri geçirmeden bunları kendi başlarına Darmadağın ederek yapıyorlar ama biz yaptığımız hiçbir işte böyle yapmadık. Hepsini koruma kuruluyla kazıyı kazı güncesi tutarak belgeleyerek öyle kazma kürek girmeden tırnakla elle kazarak yaptık. Ve genellikle bir takım mekanlar buluyorsunuz. Bunların da içerisindeki işte nişlerden genel formundan içinde mezar olup olmamasından çoğu zaman bir şeyler çıkıyor hangi döneme ait olduğunu hep içindeki bir takım unsurlardan çıkarıyorsunuz. Çünkü taş size hiçbir şey söylemiyor. Mesela bir e, altında belli ki dünya kadar kaya mekan olan bir yerin görüntüsü. Ya da erozyona uğramış bir üst dış geçidin dimdik bu Ürgüp'ün kayası dimdiktir. E, Temenni Tepesi'nin ya da Çimenli Tepesi'nin yan yüzeylerinden birisi e, dimdik bir kayada erozyona uğramış bir geçit. İçeride bulduğunuz hali aşağı yukarı bu bu mekanın formu içinde bir sıvının konulduğunu anlatıyor. Burası bezrahane olabilir, şırahane olabilir. Biraz araştırılırsa ne olduğu anlaşılır. Bizim son yaptığımız burada koymadığım bir şey var mesela. Binanın mahzeni var ve mahzende şırahane, üstten üzümün döküldüğü delik falan hepsi Sonra üzüm sıkıldıktan sonra, ayakla sıkıldıktan sonra tekrar gittiği kanallar falan hepsi yerli yerinde duruyor. Birçok projede de bunları buluyoruz. Yani eğitimli bir gözle baktığınız zaman bir mekanın içindeki izlerden ne olduğunu çözüyorsunuz. Bu size de yeni yapacağınız bir projede ipucu veriyor. Ve Kabadokya tabii tarımsal bir yerleşme. Yani sonuçta eski bir yerleşme. Bütün bunlar barınmayla iç içe. Yani şirane dediğiniz şey evinizin bir odası. <laughs> oluyor. Yine keza bir e, duvar güvercinlik örneği. Bunların bazen arkalarında tüneller var. Bunların şeyi nasıl toplanıyor? Güvercin gübresi için yapıyorlar güvercinlikleri. E, mutlaka arkalarında bir takım tüneller var o güvercin gübresini çünkü oradan toplayabilmek lazım en kıymetli gübre. Bölgede tarım ancak vadilerde yapılabiliyor. Çok kısıtlı tarım alanı var, özellikle sert bölgelerde. Ve kuvvetli bir gübre lazım. Ve çok kuvvetli bir gübre lazım. E, bu yine başka bir güvercinlik örneği. Yine başka bir güvercinlik örneği. Üzerinde geç dönem bir kalem işi var Osmanlı dönemi. Yine bir güvercinlik örneği. Bu yine bizim projelerimizden birinden çok az kalmış olan Kaya örneklerinden birisi. Bunlar bizim için çok kıymetli. Yani biz bunları çok önemsiyoruz. Bu gibi bunlar hem kültürel unsurlar hem de bölgede biricik kalmış unsurlar. Çok Az kalmış unsurlar. Yine başka bir güvercinlik. Çok uzatmayayım biraz konulara girmek istiyorum. Biraz uzun konuştum farkındayım. Yine hızlıca geçiyorum bir takım kalıntılar. Şimdi bizim projelere geçeceğiz. Dünyada buna benzer örnekler var mı? Burası Amerika'dan. E, Mesela Verde'den e, Cliff Palace diye bir eski bir kızılderili yerleşmesi. Yaklaşık 1500 yıl bir yerleşme. Dünyada bunun benzerleri Kapadokya benzeri yani doğayı kullanan birçok yerleşme var. Bu yine Mesa Verde'den, Cliff Palace'tan bir örnek. Burası yine Amerika'da Badlands diyorlar. Kargı bayırıdır Türkçesi. Böyle sert bir erozyona uğramış toprak ve kaya yerleşmeleri. Bunlar dünyada var ama Kapadokya'yı biricik kılan bunun içindeki insan faktörü. Kapadokya'nın kültür faktörü Kapadokya'yı dünyada biricik kılıyor. Bir benzeri yine İtalya'da, Güney İtalya'da Matera kentinde var. Ee, ...çok benzer bir tepedir. İçleri hep mağaradır ee, Güney İtalya'da. Bu da çok benzer bir formasyon. Volkanik tüftür yine. Ee, fakat e, Kapadokya'daki çeşitlilik... ...dünyada buna benzer formasyonların hiçbirinde yok. Şimdi buradan neler yapabiliriz? Ee, dünyada bu kayaların içine yerleşilmiş bir takım örnekler... ...bunları çok yorum yapmadan geçeceğim. Bu yerellikle bunları olduğu gibi koruyarak... Bir şey yapmanız mümkün değil. Olduğu gibi bir işe yaramıyorlar. Mutlaka bir şeye dönüştürmeniz gerekiyor. Ee, bunun bir takım örneklerini koydum. Hızlıca geçeceğim ve bundan türemiş bir takım mimariler e, göstereceğim. Bir bölümü şeyler, e, bildiğiniz şeyler olacaktır. Bu kaya şeylerinden ilham alan mimarlıklar. Mesela Le Corbusier'in e, Ronchanschapel'i, e, Ronchamp Şapeli gibi örnekler. Şimdi biz ne yapmışız? Ee, son dönemlerde 80'li yıllarda ne yapmaya başlamışız Kapadokya'ya? Biraz onlardan bahsedelim. Biz 80'li yıllarda hiç anlamamışız bölgeyi maalesef. Bunları inşa etmişiz. Maalesef böyle şeyleri inşa etmişiz. Ve inşa etmeye de devam ediyoruz böyle şeyleri hala inşa etmeye. Bu kadar yoğunlukta değil ama bunları inşa etmeye devam ediyoruz. Bunlar 80'li yılların otel binaları. Maalesef bunlardan bölgede birçok var. Çok sayılı iyi örnek var. Tuncay Çavdar'ın Kapadokya Lodcu bunlardan biri bence. Çok tartışmaya açık. Ee, Kapadokya'nın e, formasyonlarını, kültürünü çok iyi anlamış bir proje olduğunu düşünürüm. Çok e, ince bir üslup olduğunu burada düşünürüm. Keza bugün yıkılmış olan, yakın zamanda yıktılar. Ee, Meri Kara Aslan'ın e, Peri Tavro Oteli, Nevşehir'deki. Bu da Kapadokya'yı formel olarak çok iyi anlamış bir postmodern dönemde bence çok iyi yorumlamış bir proje. Bunu yıktılar maalesef. Loja hala ayakta. Şimdi bizim ofisin bölgedeki ilk projesi birkaç proje göstereceğim. Ondan sonra son projeye gireceğim. Esas anlatacağım konuya gireceğim. Ee, bölgedeki bizim ofisin mevcudiyeti 1990'ların başına dayanıyor. Ee, babam rahmetli Profesör Atilla Yücel 1991 senesinde Avrupa Mimarlık Öğrencileri buluşması Ürgüp'te yapılıyor ve bir İtün'ün genç bir o zaman hocası olarak oraya atölye yürütmeye gidiyor. Orada kamp yapılan öğrenciler kamp yapıyorlar. Bir tepenin üzerinde kamp yapıyorlar ve kampın yapıldığı tepenin arsanın sahibiyle dost oluyorlar. Ve adam Adanalı bir halı tüccarı. Bu bölgede bir halı mağazası var ve bir halı mağazası yaptırmak istiyor. Babamla anlaşıyorlar ve ofisin ilk kapadokya işi Hadosan projesi. Bugün Kapadokya Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri Kampüsü olarak kullanılıyor. Bütün o dönem bunu yaparken Kervansaray tipolojileri birçok şey inceleyerek böyle bir tasarıma varlıyor. Bu bizim bölgedeki ilk projemiz. Bugün koruma altında bir yapı değil yani ama Ağhan'a aday gösterilmesi teklif edilmiş bir yapı. Kapadokya'nın Ürgüp'ün sevilen yapılarından bir Halı mağazası iken de sevilen. halde çok iyi bakılan bir yapı. Ee, biz neler yaptık? Onlara geçtim şimdi. Bu avlunun ilk hali 2000'lerin başında bana müsaade etti. Ee, avluyu iyi kullanamıyorlardı. İlk yapıldığı hali çok şiirseldi ama çok yalnızdı. Ee, ben e, 2000'lerin başında da ben ufak bir müdahalede bulundum binaya. O müdahalenin fotoğrafları e, şimdi önünüze geliyor. Bir revaklar, revakları, gölgelikleri ekledik. Havuzu ekledik. Daha kullanılabilir hale getirdik. Bugün de bu yapı, bu halde bir üniversite kampüsü olarak hayatta. Yine bu tartışmalardan, yani bu tartışmayı niye bu projeleri gösteriyorum, son projeye geçmeden önce yerellik bağlamında diye bir başlık attık. Fakat bugünkü ihtiyaçlar konaklama olsun olmasın, ticaret olsun başka bir şey olsun, yerellikle ne kadar bağlanabilir? Sorusu çok temel bir soru. Ya da nereden bağlanabilir? Ya da nereden bağlanabilir? Sorusu çok temel bir soru. Yerelliği bugün maalesef ülkemizde taşın kemerini benzetmek, dokusunu benzetmek gibi anlayan bir anlayış hakim. Yani görüntüde benzettiğiniz her şeyin sanki yerelliğin devamı olduğunu düşünen bir düşünce şekli hakim. Bu pek doğru bir şey değil açıkçası bizce. Bilmiyorum. Siz başka türlü düşünebilirsiniz ama bizce bu pek doğru bir şey değil yerellik e, mimiklenebilir kopyalanabilir taklidi yapılabilir bir şey değil yerellik çünkü bir üslup değil bir görüntü değil yerellik bir yaşamın içinden gelen bir kültürün içinden gelen bir şey dolayısıyla da yani bunu bir durum. yeni bir bir durum bir durum bir durum bir, durum, bir hal o hali taklit etmeniz mümkün değil. Ve yeni bir fonksiyonda eğer bu bölgede ticaret yapılacaksa, turizm yapılacaksa ki yapılmak zorunda insanlar başka türlü yaşamaları mümkün değil. Yüzyıl önceki gibi kimse yaşayamıyor, biz de yaşayamıyoruz. Bunun bir yolunu bulmamız lazım. Buradaki hem kültürel mirası korumamız lazım, hem buna nasıl müdahale edip nasıl yeni bir bunun yanında yeni bir şey yapabilmenin yolunu bulmamız lazım. Biz de bu bölgede ee, birçok yapı yapma şansı bulduk. Bir bölümü koruma, bir bölümü yeni yapı. Ve her yapı macerasında bu tartışmayı bir kere daha yaptık. Bu Orta Hisar'da yine inşa edilmemiş bir otel. Ortadaki fotoğraf otelin mevcut haliydi. Ee, biz burada mesela dikey yerine e, tamamen alttaki kaya formasyonlarına hiç dokunmadan, şimdi maket fotoğraflarını göstereceğim. Ee, kocaman bir otel yapılması gerekiyordu ve hiç dokunmadan araziyi minimum hafrederek ve ayaklar üzerine yapıyı oturtup kayanın kendisini yani yapıyı gömüp kaya formasyonlarının içine kayanın kendisini manzara olarak göstereceğimiz bir otel tasarlamıştık. Dışarıdan yoldan minimum görsel etkiyi yaratmak için en alçak şekilde yapmaya çalışıp kayaya da en fazla oturtmaya çalışarak ve kayaya dokunmadan ayaklar üzerine oturtmaya çalıştığımız bir projeydi. Bu inşa edilmedi maalesef. Bir başka proje bir koruma projesi Ürgüp'ten. Ee, freskli bir otel içerisinde çok iyi korunmuş fresklerin olduğu onlar korundu projede. Bu eski fotoğrafı içerisinde böyle freskli e, alçı üzerine kalem işleri var idi hala var. Bu çok iyi inşa edilmedi sahibi tarafından ama çok kötü de inşa edilmedi. Bu bir koruma daha tutucu daha koruma projesi. Tabii ki güncel ihtiyaçlar karşılanacak şekilde planimetride bir takım değişiklikler elbette yapıldı. Başka fotoğrafları. Bütün bunlar ne yöntemle yapılıyor? Ondan biraz bahsedeceğim. Bütün bunlar tabii ki çağdaş mimarlık teknikleriyle yapılıyor. Yani mutlaka bir ölçüm yönteminiz var ve kayayı ölçmeniz gerekiyor. Bu 90'lı yıllarda Kapadokya'da ilk bilimsel e, röleveler, e, <laughs> haritacıların yaptığı şeyler dışında yani kaya mekanlarının ölçüldüğü ilk ölçümler Turgut Cansever tarafından Üçhisar'da Argos Otel'de başlatıyor. İlk defa Total Station'la bunların ölçülebilir şeyler olduğu. Daha önce hep el yordamıyla yapılmış bütün her şeyleri koruma anlamındaki. E, ilk defa e, Turgut Bey'in başlattığı ve çok doğru bir ekibin devam ettirdiği şeyde e, bilimsel anlamda bugün röleve diyebildiğimiz yani bilimsel röleve olarak e, kullandığımız tekniklerle e, bunlar yapılmaya ve <laughs> çizilmeye başlanmış. Biz de bu yoldan devam ediyoruz. Bunların öncelikle elimizde ne olduğu tespit ediliyor. Gözle gördüğünüzden fazlasını mutlaka çizimler üzerinde görüyorsunuz. Survey'leri yaptığınız zaman aletin ölçtüğü bazen 3 boyutlu tarayıcılarla bugün yapılıyor. Bazen hala total station'da bazen de elle yapıyoruz bunları eski usul. Bunları birleştirdiğimiz zaman plana çevirdiğimizde başka bir bilgi ortaya çıkıyor. Gözle görmediğiniz, o gözle kaya mekanlarla okuyamadığınız çok başka bir bilgi ortaya çıkıyor. Mekanların bir araya gelişi, planimetrinin tarif ettiği bambaşka bir durum ortaya çıkıyor. Bu da sizin projenizi yönlendiren bir şey oluyor. Ondan sonra bunun üzerine bunu nasıl dönüştürebiliriz diye alternatifler üretiliyor. Kaya ile mevcut mekanla yeni ürettiğiniz detayları nasıl bağlarsınız diye bir takım detaylar üretiyorsunuz. Ve aslında tartışma bu seviyede bir tartışma. Bu böyle olmuş mu, yakışmış mı, yakışmamış mı gibi güncel medyatik şekillerde tartışılabilecek bir şey değil. Genellikle Kapadokya bizim gündemimiz, gündemimize medyadaki sansasyonel haberlerle geliyor. Yok peri üzerine beton döktüler. Oraya bilmem ne yaptılar gibi her sene mutlaka bir Kapadokya haberi, bir işte bilmem ne kaçak inşaat yıkıldı gibi şeyler geliyor. Ama aslında tartışmayı bu seviyede tutmak bu işin ee, işin doğrusu değil. Tartışmayı daha bilimsel bir seviyeye çıkarmak lazım. Biz biraz onu yapmayı hedefliyoruz. Bu yine Ürgüp'teki başka bir projemiz. Burası da afet bölgesi ilan edilmiş bir yerdi. Burada kalıntıları görüyorsunuz. İşte ne kadarının kalmadığını görüyorsunuz. Bütün önleri sökülmüş. Hiçbir taş örme neredeyse yok. Birkaç kemerden ibaret. Üst kısımlar tamamen erozyona uğramış. Ee, bunu mesela bir koruma projesi olarak yeniden inşa ettik ve yeniden Eski konutlar bunlar. Bunlar böyle bir odalı, iki odalı, üç odalı. Bir yan yana bir yığın ev bunlar. Bunlar ev. Yanında ahırları var, ağılları var, kümesleri var. Şaraphaneleri var, şey şırahaneleri var. Bütün yakında olması gereken tarımsal fonksiyonlarıyla evler bunlar, barınaklar. Ve bir zamanda bu kadar erozyona uğramamış durumdalar. Çok daha önünde kaya daha fazla var. İşte bu bizim öneri projemiz idi. Bunun çalışmalarından biri. Planlar neye benziyor? Planlar böyle şeyler. Kapadokya'da baktığınız zaman. <laughs> Bu bir öneri, konsept mimari proje planı. Bunların içinde uğraşıyorsunuz. Bunlardan bir anlam çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bunlardan yeni bir şey üretmeye çalışıyorsunuz. Kesitler bakın hiç alışık olduğumuz e, mimari kesitlere. Benzemiyor bambaşka bir şey başka bir yöndekeski zaman. çok enteresan ara yüzler çıkıyor evet tabii çok yani enteresan ortografik şeylerin bir e, keskin bunların dili. dilini öğrenip evet. onun üzerinden devam etmeye başlıyorsunuz yani başka evet. bir dil öğreniyorsunuz Kapadokya'da Hı -hı. ve o dilin üzerinde bu sefer egzersiz yapmaya başlıyorsunuz giderek etkinliğiniz aslında artıyor şu mesela evet. acayip boşluklar evet. acayip doluluklar diğer yani yönde aldığımız evet, şeyler yani. evet. Ama işte bir önceki yönde aldığınızda aslında hepsi <laughs> birbiriyle bir şekilde bağlanıyor bir yerlerden. <laughs> Ama bir şekilde e, bugünkü modern yani çağdaş kullandığımız tekniklerle belirli kodlara bölmek vesaire yine en doğru yöntem. Yani başka bir yolu da yok. Mesela <laughs> bir üç boyutlu e, bir şeye daha henüz öyle bir VR bir dünyaya daha geçmedik. <laughs> yani hala bunu bildiğimiz plan kesit görünüşle en kolay algılıyoruz yani. Evet. <laughs> Üç boyutlu modellemeler hala bizim için bence daha kolay değil. Yani hala bu bana daha kolay geliyor ya da ben bu, kolay, bu bilmiyorum. Bu, bu, bunlar <laughs> temsil tabii yani. Temsil. E, temsil size başka bir bilgi getiriyor dediniz. E, içer, i̇çerisinde belki görmediğimiz şeyler dediniz. Şimdi e, bir, bir, bir katman daha açıyor Hı -hı. en azından. Aynen öyle. Evet. Bunlar birbirine tercih edilir şeyler değil anladığım kadarıyla yani Hayır. hepsinin ayrı bir e, kıymeti değeri var. Peki e, arada bir soru sormuş Elbette. olayım. yani o illa o temsilde görmemiz gerekiyor mu? Mesela siz o mekanın içine girdiğinizde, onu gözlemlediğinizde ve yerinde inşai kararlar e, ürettiğiniz hal ile... Bunu temsili aktarıp başka şeyler, tabi beraber yapıyorsunuz da bu da aslında e, eski olanla yeni olan, eski inşa inşaatla uğraşanla yeni uğraşan, e, inşa edenle tasarlayan Hı. arasındaki farka da belki bu şekilde işaret e, ediyor olabiliriz yani. Kapadokya'da bir kere taş ustalarına söz geçiremiyorsunuz. İşte bunu kastediyorum. Bir kere evet. söz geçiremiyorsunuz. Hı -hı. Yani burayı sade yap diyorsun. Adam mutlaka kendinden bir o şey koyuyor. O çok kıymetli. O sözü geçirtmek gerekiyor mu? Gerekmiyor. Heh. Gerekmiyor. O dozajı doğru ayarlamak gerekiyor. O, o ilişkiyi doğru kurmak gerekiyor. O enteresan gerektir. bir eşik olabilir. Temsil bizim temelde stratejide doğru kararlar vermemiz için vazgeçilmez bir araç. Yani bunu bu bilimsel yöntemlerle yapmasaydık hı hı. ben nasıl yapacağımı bilemezdim. Ben yapamazdım bu işi. Güzel. Ben bunu başka türlü yapamazdım yani. Ama... Sadece o temsil yani röleveyi almak, restitüsyonu çizip eskiden nasıl olduğunu bulmaya çalışmak ve onun üzerine bir düşünce egzersizi yapıp projeyi üretmek burada inşa etmeye yetmiyor. Hı hı. Bir kere malzemenin, inşanın dilini de bilmeniz gerekiyor. İnşacının, inşaatçının dilini de bilmeniz gerekiyor. O taş ustasının nasıl o işi yaptığını. Evangelia Balta kitabında o anıyı koyarken, o çok güzel bir kitap Prokopi kitabı. Bir yığın küçük küçük böyle Alıntı metin var içinde yarım paragraf bir paragraf üç satır o taş ustasının o zordur diyor taşı oymak işte şeyle başla dişli e, kazma ile başlarsın kaldı. çatallı kazma ile başlarsın önce kabasını oyarsın sonra pencerelere geldiğinde iş daha da zorlaşır onların tam şeklini çıkarmak gerekir usta kazarken diyor e, birileri işçiler de içerideki molozu boşaltır falan çok güzel anlatıyor ondan sonra önüne taşı ölersin diyor bu bir yaşanması gereken bir hikaye. Bunu aslında her şantiyede, her şeyde, korumada ya da yeni yaparken de hı hı. bunu Kapadokya'da yaşamak gerekiyor. Hı hı. Orada vereceğiniz çok önemli kararlar var. Kağıt üzerinde veremediğiniz, kağıt üzerinde göremiyorsunuz çok amorf bir geometri. Hı hı. Çok garip playa ilişkileri. Biz kartezyen düşünmeye o kadar alışırız ki. Mimarlar hı. olarak, insanlar olarak. Yani bütün e, o şeyden yani batı rasyonalizminden gelen kafa yapımız tamamen kartezyen çalışıyor. En güzel öyle çalışıyor. Fakat burada o kartezyen dünyanın biraz dışına çıkmak gerekiyor. Onu da ancak e, böyle daha doğulu bir biçimde gelip görüp ya bu burada olmamış, bunu işi de şöyle açsaydık, burayı da böyle yapsaydık demek daha doğru olduğu bir bilgi var orada. Onun ben dengesini kurmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum burada bu işi yapmak için. Şimdi bunu geçeceğim. Bu da Mustafa Paşa'da başka proje. Çok uzattık bu eski projeler meselesini. Asıl konuya geleceğim. Bunları da hızlı geçmek istiyorum. İşin açıkçası anlatmak istemiyorum. Çünkü çok konudan uzaklaşacağız. Bu projeyi anlatmak isterim. Bu bizim çok tartışılmış bir projemiz. Kapadokya'ya böyle bir şeyin sevenler ve nefret edenler olduğu projeden biraz cesaretli bir proje. Uçhisar'da yine ee, eski eser bir parsel. içinde birkaç tane tarımsal kalıntı vardı. Mağara ve revaklardan oluşan. Bu eski hali. Ee, fakat bir zamanlar burada bir takım yapıların olduğunu kalan izlerden biz biliyoruz. Ee, fakat bunların ne olduklarını e, keşfetmenin imkanı yoktu. Yani bunların artık bir röve ya da restitüsyonunu yapmanın imkanı kalmamış derecede sökülmüştü. Ee, biz burada e, biraz da cesaretli bir biçimde biraz da e, şeyin, parselin özel konumundan hiçbir yerden her yerden az görünen konumundan cesaret alarak burada yeni bir şey denedik. 2011 yılında başladığımız 2013-14 yıllarında bitmiş bir proje. Biraz bölgenin yerelliğinin dışında bir mimari denedik. Bu bizim için bizi çok eleştirildik bu projeyle. Bir taraftan ödüller aldık, bir taraftan yerin dibine geçirildik. Fakat ben bunun hala çok doğru olduğuna ve doğru bir iş yaptığınıza inanıyorum. Çünkü yan tarafta sadece taşını benzeterek Uçisar'a çok güzel uymuş gibi görünen otelden bunun daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bu bölgeden o kadar da uzak bir şey değil. Sonuçta içinde koruma var. Bütün özgün mekanlar hmm. e, demin anlattığım bilimsel yöntemlerle e, korundu. Aynı yöntemler yapıldı. Sadece birkaç tane yeni struktür inşa ettik buraya. Bölgenin taşıyla Şeyi de olmayan, çok da benzerliği olmayan. Çünkü herhangi bir çevreye baktığımız zaman biz bir restitüsyon çalışması yaptığımız zaman röleveyi geçtik, ölçtük, kalıntıyı <laughs> ölçtük. Bu arada mimar olmayanlar için yani restitüsyon burası eskiden nasıldı? İzleri çizmek yani benzetmek, röleve şu an var olan halinin kaydını tutmak. <laughs> şu an hali hazırını. Eğrisiyle yamuğuyla. Evet eğrisiyle yamuğuyla. Restitusyon ideali neymiş acaba evet. ilk yapıldığında? Restorasyonda bunun üzerine e, ne nasıl sıhhatlerle getirebiliriz'in çalışması. Biz bir yeri araştırdığımızda çoğu zaman dönemler buluyoruz. Bu eski dönem, geç dönem eki. 19. yüzyıl ilavesi, 20. yüzyılda yapılmış ama nitelikli, muhtes atılması lazım gibi bir yaklaşma varıyoruz. Biz bu yerellik tartışması içerisinde ben şunu aç, atmak, koymak istiyorum ortaya. Biz bugünden ne bırakacağız yarını? Her şeyi eskide tutarsak, her şeyi olduğu gibi zamanı dondurmaya çalışacağız. Ne zamanı donduracağız? Hangi zamanı donduracağız? 19. yüzyılı mı donduracağız? Kapadokya'nın erken Hristiyanlık dönemi 3. yüzyılı mı donduracağız? Hangi, nereyi donduracağız? Dondurmak, Bugünden don, yana bir şey kalmayacak. Ondurmak derken yani yeni yaptıklarımızı da onlar gibi onlar yaparak. gibi yaparak mı? Evet, onlar gibi yaparak acaba mı devam edeceğiz. Acaba onlar gibi e, yapma iddiasıyla çıksak bile yine e, bozmuş olmuyor muyuz? Onlar gibi yapma ihtimalimiz var mı? Yok. Zaman farkından dolayı. Birebir taklit bile etsek. Taklit bile etsek yok ki taklit her zaman taklittir bir de bir taraftan. Yani bir de taklit her yeni durum olabilir yani. Evet. Neyse uzatmayalım. Bu projenin yine aynı yöntemlerle yapıldı. Projenin birkaç görselini göstereceğim size. Proje bu. Şey bu. Bu uygulanmış bir, bu, bu proje. Bu, proje bu. Şu anda hayatta olan bir proje. Hı. Biz çok severiz bu projeyi. Eee çok e, keyifli turizm tesisleri. Küçücük bir tesis burası. 900 metrekarede 11 tane odası olan kompakt bir butik otel. Bölgenin belki farklı bir projesi. İşte karşıda gördüğünüz revaklar mesela korunan şeyler yanında bir yıkıntı vardı ne olduğunu bilmediğimiz için onu aradaki dönem ayrımını yaparak tamamla bütünledik. Dönem ayrımını yaparak bütünledik. Yine keza dönem ayrımını yaparak bütünleme yaptığımız başka ön tarafta görünen ev parçası bir eski konut olduğu gibi özgün. Devamındaki metal stüktür yeni orada bir boşluk vardı. Şimdi bunu geçeceğim. Bu bizim Nevşehir Koruma Kurulu binamız. Yine konu çok uzuyor. Çok fazla slide koymuşum. Affınıza sığınıyorum. Kaymaklıyı da geçeceğim. Bunları hızlı geçmek istiyorum. biraz Zamanı da geliş kullandık. Bunlardan söz Çok Gayet iyi gidiyoruz. Asıl konuya Ke geçelim. Keyif alıyoruz. Yani. Asıl konuya geçelim. Bunları geçelim. Şu uç da geçelim. Şimdi asıl konumuz olan konu Ürgüp'te Dereler Mahallesi'nde. Ürgüp'ün üç tane Ürgüp'e inen temel yokuş vardır, ana yolu vardır. Bunlardan birinin üzerinde bir mahallenin bir yamaçta bir mahalle burası. Burada Anamur Otel Grubu için burada 14 tane parseli topladılar, satın aldılar. Ee, harita üzerinde göstermek gerekirse bu hava fotoğrafı. Şimdi yaklaşacağım. Evet geneli Ürgüp'ün hava fotoğrafı ve böyle bir mahalle burası. Bir sonraki şeyde de e eski parselasyonu görüyoruz. Eski mülkiyet dokusunu görüyoruz. Üstteki kısım sağda üstte beyaz olan kısım zaten sahiplenilmiş yerlerdi. Diğerlerinin çoğu ya metruk ya boş eski konutlar ve bunlar bir bölümü Ürgüp'ün merkezinde olduğu için işte beton ile vesaire aralarına yeni kısmen gece konuldu, yapılar girmiş. İçinde iki tane büyük konak bulunan bir alandı. Fakat biz biliyorduk ki bölgedeki deneyimden o beton de altında çok kıymetli şeyler var. Yani sonradan yapılan hiçbir mağaraların hiçbir izi kalmamışların altında da çok kıymetli şeyler var. Biz burada bu da bu mahallenin 1950'li yıllardan bir e, fotoğrafı. E, bizim o deminki önünde Mardin usulü balkonun olduğu konağımız bu. E, bu sonradan geç dönem ilavesi olan bir balkon yapılmış. 1980'li yılların başında. Bir... Az önce hani korumayla ilgili bir <laughs> çelişkiden bahsettiniz ya. Neyi koruyacağız? Aslında Hı -hı. balkon da işte aynı o konunun bir devamı. Balkon, Yani ki balkon da şu. Gelelim oraya. Balkon da bu. O söz konusu balkon. Şimdi aradan 30 yıl geçtikten sonra bu artık ee, bir folklorik bir obje. Bu artık bir artefekt. Bu artık bir korunması gerekli bir şeye dönüşmüş. Bu dönüşüm de yani Fransızların bu bölgeye yerleşmesi, bir Fransızların efendinin burayı alması, Mardin'den o zaman Ürgüp'te usta bulamayıp Mardin'den usta getirmesi o kadar fakir bir dönem ki. Çünkü o kibrit kutusu otellerin yapıldığı dönem. Kimse restorasyonun reisini bilmiyor. Usta bulamamış, taş ustası bulamamış. Gitmiş Mardin'den usta getirip Ürgüp'teki konağın önüne balkon yaptırmış. Şimdi bence bu hikaye bile başlı başına korunması gereken bir şey. Ve son derece iyi işçilikle yapılmış bir balkondu. Evet konağın özgün Ürgüp konaklarının yapısında ne böyle bir balkon var. Balkon varsa içeri çekilmiş bir balkon var. Dışa çıkan böyle bu tam Mardin mimarisine daha yakın. İşte ortadaki o böyle giden kemerleriyle, altında sütun olmayan kemerleriyle özgün hali, tekrar geri dönelim, bu. Özgün hali bu. Bu tam bir ürgün konu. Ama çok da yaptık o tartışmayı. Bu balkonu korumalı mıyız? Korumalı mıyız? En sonunda bunun da son derece önemli bir obje olduğuna, yani bu balkonun e, o tarihi yansıttığına karar verip koruma kuruluna bunu muhtes olarak değil de korunması gerekli bir geç dönem ilavesi olarak tescil ettirmeye Yoluna gitti ve kurul bizim görüşümüzü doğru bulup, uygun bulup bununla beraber tescil etti. Bugün yani bu balkonu yıkmanız mümkün değil artık tescilli. İşte. Bugünkü halde e, ikinci konağımız da bu. Yani bakın şu mahallenin tamamından bahsediyoruz proje alanında. O gece kondu olarak bahsettiğim beton yapılar bunlar. Eğer dikkatli bir gözle bakarsanız Kapadokya'da bakın. Bu fotoğrafta burası biraz aydınlık. Fotoğrafta çok belki de güzel değil biraz ters ışık. Kapatalım mı biraz ışık? Ee, yok hiç bence yapmayın. E, hayal etmemiz mümkün. Hmm. Doğal kayanın nerede gittiğini eğer bakarsanız aslında coğrafyayı okuyabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunların altında bu kayaya benzer bir kayanın olduğunu ve bunun içinde muhtemelen oyma mekanlar olduğunu hayal edebiliyorsunuz. Bunların neredeyse tamamı kapatılıyor. Burası biraz daha eski bir fotoğrafı. Bakın bizim balkon yine orada 90'lar çünkü 80'lerde yapılmış. Bu bizim yine proje alanımızın 90'lardaki hali. Konağımız. Devam ediyorum. Avlusu. Bu Ürgüp'ün sokak dokusu. Bu bir sokak. Projede de hala belediyeye ait ama iç sokak olarak yani tamamen bizim tesisin içinde kaldığı için her tarafıyla şu anda bir iç sokak halinde duruyor. Bu konağın avlusundan. Konak tabii ki bütün bu korkuluklar, merdivenler hepsi o Fransız hanımefendi tarafından yaptırılmıştı. Yani bunların bir bölümünü tuttuk, bir bölümünü değiştirdik. Ve proje zaten bir tane konaktan ibaret değil. Toplam 14 tane parsel üzerinde 20'ye yakın e, yapıdan oluşuyor. 20'den fazla yapıdan oluşuyor. Daha özgün olan merdivenler zaten bölge özellikleri taşıyor. Hemen bölgenin demir işçiliği falan hemen onu bir süre sonra görmeye başlıyorsunuz. Bahsettiğim mekanlar işte bu kaya mekanlar bunlar. Bunlar o deminki yıkıntı alanı ve alttaki şeyler bunun altında. Altta 3 kat mağara göstermiştim ya. O tam buranın altında. Heh, i̇şte burası. Bunların hiçbiri açıkta değildi. Bunların tamamı üzeri toprakla bir yığın şeklinde duruyordu. Önce o muhtes olan bütün o beton armeleri vesaireyi ortadan kaldırdık. Sonra kurulun izniyle bir araştırma kazısı adı altında ee, bir kazı yapıyorsunuz. Onu e, güzelce belgelemeniz gerekiyor. Ee, problemler ortaya çıkıyor. Kayanın mesela çok fazla eridiği ortaya çıkıyor. Bazı önlemler alma yani stabilite ayakta durma problemleri ortaya çıkıyor. Ondan sonra röleve ve araştırma çalışması başlıyor. Bütün bu kazılardan sonra. Bunları tek aşama bu kadar büyük bir alanda tek kerede yapamıyorsunuz. Bir yeri yapıyorsunuz. O bölgeye bir proje geliştiriyorsunuz. Geneline bir strateji geliştiriyorsunuz. Sonra diğer tarafa geçiyorsunuz. Yani aşamalar halinde yapmak zorunda olduğunuz bir şey. Çünkü çok zaman alıyor ve hepsini bitireyim yapayım desem işte 5 sene araştırma yapıp 2 sene proje yapıp süreyi uzatmak lazım. Onu o zaman kimsenin kaybetmeye lüksü olmuyor. Ama uğraştığımız şey bu üstteki Yani konu... mi, mimarlık zor iş anladığım kadarıyla. Çok Şimdi keyifli bir iş Burada bazı mı? arkadaşlar var tanıdığım. Mimarlığı böyle hani iki çizik atmak gibi bir şey ee derler yani. Değilmiş ne? Değil. İki çiziğin bir şeyi var. <gülüyor> bir, <gülüyor> evet. Bir be... Arka planı var. 30 sene artı Arka iki çizik var. yani. Evet. Bu başka bir yapı. Bu bize ait değil. Bir kadı konağı denen başka bir konak. Bu da bir resto. Biz başladığımızda projeye zaten restore edilmişti başka bir konak. İşte burada bir üzerinde bir nasıl bu duvarı ayakta tutarız, bu yapıya zarar vermeden bunu nasıl inşa ederiz diye orada kazıyı durdurup inşaat mühendisimizle uzun toplantılar yapıp hı hı. bitmedi jeofizikçiyle devam edip hı hı. çünkü kaya ile artık inşaat mühendisliğini aşan bir durum oluşuyor. Yivler var kayaların içinde, çat büyük çatlaklar var onları buluyorlar vesaire. Böyle bir durum. Ondan sonra gelinen son durum açtığınız zaman altta işte bunları bulmaya başlıyorsunuz. Hı -hı. Bunları hiç görmüyorsunuz normalde. Projeye başladığınızda ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Bunlar böyle ortaya çıkıyor. Bunlar tamamen kapatılmış o dediğiniz ee, terk etmişler, kapatmışlar. Yol yükselmiş, üzerine toprak yığılmış gibi. Böyle bunları keşfediyorsunuz. Bu diğer bir parselin araştırma kazısı. Hepsinin altından mağara mekanlar çıkıyor. Kaya oyma mekanlar çıkıyor bunların. Bir noktada da aslında, aslında eski olan ve tarihi eser değeri olan her şeyi ihya etmeniz bir yasal hak yapabilirsiniz. Yani eğer rölevesi, rölevesini yapıp ölçebiliyorsanız sonra restitüsyonunu yapıp neye benzediğini eskiden en ihtişamlı döneminde ne olduğunu ya da özgün döneminde ne olduğunu daha edip bunu gösterebiliyorsanız <laughs> bir öneri yapıp bunu yapmanız mümkün. Biz bir noktadan sonra bu projede bazı kaya mekanları yapmaktan vazgeçtik. Bir müze gibi olduğu halini koruyup duvar izlerini daha fazla katman açmaktan vazgeçtik. Bu projenin girişinde bir açık hava müzesi gibi eski konutların izleri, duvarların izleri olan bir kısım var. Tamamen ona bir seyir platformu ile bakıp fotoğrafı şimdi vardır. Ee, gösteririm. Ee, bir noktada vazgeçtik. Yani olanı ihya etmekten tekrar e, rekonstrüksiyon yapmaktan vazgeçtik çünkü sonu yok. Yani sonuna kadar bir yolun altına doğru devam ediyor. Yol da sonuna yapılmış. Yani o bugün olan yol asa tarihi yol değilmiş yani. Bunu öğrenmiş olduk. Bizim ülkede bunlarda nasıl çalışmalarla yapılıyor? Bu biraz böyle mal öğrencileri için çok. Tabii ve bir yerden sonra ona hakikaten son vermek lazım. Buna aslında biraz e, kazı ve araştırma fetişizmi de diyorlar evet. yani. Oraya da götürmemek evet, lazım. Evet. Götürmemek ya lazım. Şimdi mesela İstanbul'da bile bir sürü anıt eserde aynı problem. Yaşanıyor. Aynı şey geçer. Burayı kazalım. Ya kaz mı altında bir şey vardır mı? Yüzde yüz vardır. Yani, evet yani bu kazıp şey yapıp bırakıp işle... öldürmek de demek bir anlamda. Bir sınırı olmalı tabii. Arkeologlar bir buluntuya vardıkları zaman eğer... Nasıl koruyacaklarını bilmiyorlarsa tekrar toprağa gömerler. Evet. En iyi koruyucu topraktır. Topraktan daha iyi yapıları koruyan hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla eğer ne yapacağınızı bilmiyorsanız ve bir şey yapma tasarrufunuz yoksa dediğiniz gibi bırakın orada kalsın. 100 sene sonra da arkeoloji olacak. İleride başka birisi kazabilir. İleride başka bir şey olur da kazılması gerekebilir. Her şeyi bugün yapmamız gerekmiyor. Evet. Bu kesinlikle böyle. Nasıl bir çalışma yapılıyor bunlar için? Bu özellikle mimarlık öğrencileri için bunları koydum. Bütün e, şeyde bunlar e, restitüsyon analizleri. Mimarlık öğrencileri olur diye koydum. Bir kere her bulgunun mutlaka ne olduğunu ifade etmeniz gerekiyor. Bu koruma işinin en önemli kısmı bizim restorasyon dediğimiz şey değildir. Yani yapıyı tekrardan inşa edip ayağa dikmek değildir koruma işinin en önemli kısmı belgelemedir. En önemli görevimiz bizim, tarihe karşı görevimiz bizim bunları belgelemek. Ne olduğunu belgelemek. Çünkü biz bir kültürü belgeliyoruz. Bir tarihin yazılmasına bu çalışmaları yaparak aslında katkıda bulunuyoruz. Ve biz aslında her koruma çalışmasında eğer bozulmuş bir şeyi yeniden inşa ediyorsak aslında bozuyoruz olan kalıbı. Bu bilinçli olmak gerekiyor. Sizin yaptığınız belgeleme yeniden inşaadan daha kıymetli bir kısım. Yeniden inşa ile mutlaka bir değeri geri alıyorsunuz. Olan bir değerden arındırmış, azaltmış oluyorsunuz. Çünkü yeni oluyor yaptığınız şey. Bu çok önemli bir ayrım. Çok üzerine düşünülmesi gereken bir şey. O yeni de çok ustalık isteyen bir İstiyor şey. İstiyor ve orada bir seçeneğiniz var. Yani onu Bugünün diliyle de yapabilirsiniz, eskinin diliyle de yapabilirsiniz. Bizim ülkede sanki her şey eskinin diliyle yapılmak zorundaymış gibi bir durum var. <laughs> Burada örnek olarak koymadım ama bizim yıllar önce bu Şile Kalesi restorasyonu çok gündeme oturdu. Sünger Bob'a benzettiler vesaire. Aslında restoratör son derece klinik ve doğru bir çalışma yaptı. Yani kalenin ilk yapıldığı hali gerçekten öyle. Askeri bir stüktür ve çok da güzel bir şey değil yani. Bir 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 Sünger Bob daha sonra... Çizgi film, çizgi film olmuş yani kale bu zaten çok değerli mimari şaheser diye de yapılmamış askerler bir yeri savunsunlar diye yapılmış bir tane küp gibi bir bina bir kıymet yok o anlamda yani bir değer bir şaheser diye inşa edilmemiş yani askeri bir Stüktür çok benzeri bir yapı var sanırım İsviçre'de üzerine betonla bir restorasyon yapmışlar İspanya'da, bu. İspanya'da özür dilerim İspanya'da ve restore edilmiş hali özgün halinden çok daha güzel. Ve çok daha fazla bilgi barındırıyor. Nasıl aşındığını, bugünün müdahalesinin nasıl olduğunu. Bu çok kıymetli bir şey, çok ince bir şey. Bizde hep böyle tukaka denen bu yeni müdahaleler maalesef öyle bir şeyimiz var. Böyle eskiyi bozma gibi baktığımız bir konu aslında çok ince bir ayar. Bir küçük itiraz e, da bulunabilir miyim? Yani evet. Bizde hep eskisi gibi yapılıyor diyorsunuz ya. Yani... Eskinin bilgisiyle yapılmıyor. Eskinin inşai Şu bilgisi yapılmıyor. yok. Yapsanız Eskin bile şey yok. bence. Yapmayı başarsanız ol, bile işine kalesi olmuyor. iyi bir restorasyon. Bak Hı -hı. kötü bir restorasyon değil. Yani hem restitüsyonu doğru. Hı -hı. Hakikaten o askeri stüktür ilk yapıldığında ona be, öyle bir formda yani. Öyle bir taşla yapılmış. Hı -hı. Ama biz onu o hale getirmek durumunda değiliz. Yani burada mesela İtalyanlar bu konuda çok başka türlü hep böyle o patinayı koruma şeyleri var ya. Eskiliği koruma. Biz hep böyle cillop gibi yapma, tertemiz yapma eğilimindeyiz. Ha, o evet, o, o evet. patina serisinde katılıyorum evet. da hani bir yere ek yapılacaksa bunu Hı -hı. kastettim ben. Hı -hı. Yani orada keşke o eski inşai bilgiyi bilsek Hı -hı. de yapsak ama o da yok maalesef. Bu çalışmalar bizim kurul için yaptığımız analitik çalışmalar. Bütün bulgulardan yani plandaki şeylerin ne olduğunu, fotoğrafın ne olduğunu ve bütün bozulmalar, bütün bulguları yazdığımız bu bir belge. Bu sonuçta devletin kamunun arşivinde kalan ve ileride birkaç yüzyıl sonra dahi buraya birisi geri dönse bir araştırmacı yapılmış restorasyondan çıkaramayacağı bilgiyi kurulun arşivlerinden alıp ilk koruma çalışmasının yapıldığı bulgulardan birçok bilgi edinebileceği bir kaynak oluşturuyor. Bu, bu bizim için çok kıymetli bir şey. Yani bu çalışmaları yapmak ve kurulların bunu talep etmesi çok çok önemli. Bu çok zahmetli ve çok zor bir çalışma. Yani gerçekten e, tek tek her yazdığınızın doğru olması e, gereken, en azından doğru olmasına çalışmanız gereken e, ve çok fazla iş yapılan bir aşama. Bunlardan biraz göstermek istiyorum. Kapadokya'daki kesitler şeyler neye benziyor? Aşağıdaki küçük konak, yukarıdaki büyük konak, aradaki evler. Bu röleve aşaması yani şeyden arındırılmış, betonarmelerden arındırılmış restitüsyon çalışması özür dilerim ama araya yeni bir şeyler konulmamış. Sonra öneride geliyor onlar. Öneride geliyor. Konak önündeki balkon bölümünün sonradan eklendiği görülmektedir. Konak bölümüne girişte ise çift tarafı çıkan merdivenler görülmektedir vesaire. Biz bunu projede değiştirmiş olabiliriz. Dolayısıyla bugün inşa ettiğimiz yapıda, resto yani koruma anlamında inşa ettiğimiz yapıda böyle olmayabilir. Ama bir zaman böyle olduğunu Tasvir etmek ve bunu çizimle e, göstermenin ayrı bir belge kıymeti var. E, onun için bunları koydum. Bunlar e, analitik restitüsyon çalışmalarımız. Bu işi yapabilmek için. Mesela bütün o ahşap tavanlar burada söz konusu iç mekanlar. Bunların içinde de özgün olmayan. Sonradan e, Fransız öyle bir dolap yaptırmış ki e, sıradan birisi çok rahatlıkla eski bu zanneder. Halbuki eski falan değil. 80 yılında yapılmış bir dolap ama yani konağın üslubuyla da hiç uymuyor. kendi zevkine göre yaptırmış. Bu bilgiyi ancak buradan Tabii. çıkarabiliyoruz. Bunları biraz sözsüz. Buradan sonra önermeye başlıyoruz. Bu mahallenin bugünkü hali ilk önerimizi yapmışız. Bu da bir, bir geri bir ileri yapar mısınız bir daha? Evet. Bu hal ve onu yani. önermişiz. Bunlar bir takım tamamlamalar. Bunlar ön proje aşamaları. Biz bunu kurula sunduk. Kurul bunun birçok noktasına itiraz etti. Burayı böyle yapmayın, burayı böyle yapmayın. Çok, o da çok verimli bir şey. Aslında kurulların çalışması gereken şekil de bence bu. Yani birçok şeyde bize daha doğruyu buldurmak yönünde oldu. Mesela buradaki yapıyı sonra da bambaşka bir şekilde yaptık. Çok fazla şekilde denedik. Biraz göstereceğim onları. Ya da bunun üzerine konulmuş ilerisi gerisi bu ilk bütünleme denemelerimiz. Burada bizim bugün ee, bugünkü proje bu değil. Bu ilk öneriyi yaptığımız aşama. Yani bütün bu bulgulardan sonra ilk önerdiğimiz şey. Sonra birçok kez bu projeyi değiştirdik. İşte ilk projenin. Çünkü yeni olan kısımların biz e, bugün yapıldığının anlaşılmasını istiyorduk. Ama biraz daha yumuşattı kurul bizi. Bu kadar keskin bir 21. yüzyıl mimarisi yapmayın uyarısında bulundu bize. Bunları yapabilmek için şunları zaten gösterdim. Ha, yani bu o buluntular bunlar. Yani alttaki duvarlar demin bahsettiğim. Artık kazmaktan vazgeçtiğimiz bir noktada müze olarak olduğu haliyle tuttuğumuz buluntular bunlar. İşte yolun altında kalan kısım mesela. Buraya doğru devam ediyor bu mahalle. Ürgüp'e inen yol demek ki eskiden yol değilmiş yani altında. insan yerleşmeleri var. Bunların hepsi konutlar. Devam eden konutlar. Ve tarihini bilemezsiniz. Kapadokya'nın en garip tarafı taş hiçbir şey söylemez tarihle ilgili. 2000 yaşında da olabilir, 200 yaşında da olabilir. Bilemezsiniz. Ancak tarihsel bilgi varsa, Yerleşim oradan tarihleri. oradan çıkarabilirsiniz. İzlerden çok azını çıkarırsınız. Ya yani mezarları, mesela Roma mezarı, hemen mekanın tarihini verir. Ama yoksa öyle bir şey sadece kutularsa çok zor tarih verir. Evet. Çok enteresan buluntular oldu. Mesela ben size başka bir hikaye anlatayım. Bütün bu şeyler Nevşehir Kalesi kazılırken bir belediye başkanı falan o zaman dünyanın en büyük yeraltı kentini bulduk falan gibi şey, beyanatlarda bulundu. Aslında bilinen bir yer. Yeni bulmadılar yani. Onun kazıları sırasında birçok şeyden pipo buluyorlar. Kırık pipo parçası. Lüle. Yani pipo değil lüle o zamanki adıyla. Bir, onlar döneminin afyon pipoları. Afyon içtikleri yani. Uyuşturucu içtikleri. Afyon keyif verici. Afyon içtikleri pipolar ve bu lülelerin Galata'da üretildiği bizim bugün Lüleci Hendek dediğimiz caddenin aslında niye Lüleci Hendek? Çünkü bütün o pipocuların, lülecilerin orada olduğu ve onların o zaman Nevşehir'e ticaretinin yapıldığı bu kazı da ortaya çıkıyor. Yani bir mimari, Hani bir müze haline getirmek için yeraltı kentinde. arkeolojik kazı değil tam olarak çünkü. Hı hı. Ee, ve bunların Galata'dan gittiği, İstanbul'dan Galata'dan gittiği. O zaman yani bunların şeyden, yani işte. kırıldığında çöpe atılan objeler olduğu, yani çok uzun dayanan bir tüketim objesi değil de seramikten basit pipolar içine işte afyon koyup içiyorlarmış o zaman. Hı hı. Şey keyif verici olarak keyif almak için tütün içer gibi Afyon içiyorlarmış bunların Galata'dan gittiği mesela oradaki kazı da ortaya çıkıyor bu bir tarihsel bir bilgi yani bizim kültür rumuze bir bilgi daha katılmış oluyor böyle bir çalışmayla buradan sonra bir takım etütler yapıyoruz burada hep bu eski evlerin planları var. Bunlar hep bizim gözümüzün önünde. Yani bunun bir evden ortaya çıktı. Şimdi ilk başta dedim ki konut kon şey konak konut konaklama burada bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Konaklamada da bir e, buradan yola çıkarak buradan aldığımız çok fazla unsur oluyor. Dolayısıyla bütün bu röleve ve restitüsyon yani araç sahadaki araştırmalardan mutlaka konaklama mekanlarına bir şey katmayı biz hedefliyoruz. İşte bir üstteki katman Geliyor, bir üstteki katman geliyor, mesaiyle bunları geçmiştik. Gel. Buradan mesela biraz daha başka bir şey araştırmışız. Bu arkeolojik alan meselesi ortaya çıkmış. Buraya kadar gelmemişiz. Bir önceki projede arkeolojik alan çıkmamıştı kazı. Kazı bize geriye çekiyor binayı. Burayı olduğu gibi bir açık hava müzesine dönüştürme düşüncesi ortaya çıkıyor. Yapı daha konseptüel, bu son hali değil. Ne olacağı belli değil. Böyle olmadı zaten böyle bir acaba bir cam bir şey mi yapsak bugün yapıldığını ille iyice mi belli etsek diye bir düşüncedeydik. Vazgeçtik sonra bundan ama buradaki önemli düşünce deminki o kazı bulgularının projeyi buna şekillendirmesi. Yani bütün o kazılmış şeyleri bir yere kadar kazı o kottan sonra orada bırakmak. Bir zamanlar burada bir yerleşme olduğunu, konutların olduğunu e, göstermek. Bu işte o biraz da şey dönemiydi bu. Tabii e, e, Atina'daki Akropol Müzesi'nin hemen sonrası o çok önemli bir projedir. Biz çok biz de çok severiz. O arkeolojik alanın üzerine kolonlarla inen Bernard Chumi'nin projesi. Tabii çok değer verdiğimiz, çok incelediğimiz, ilham aldığımız bir projeydi. Acaba onun üzerine ayaklarla basan bir bina mı yaparız gibi bir yaklaşım içerisindeydi. Kurul bize buna da hayır öyle yapmayın dedi. Ee, geriye Bura, Burası, burası Atina değil kardeşim dedi. <laughs> yapmayın dedi. dedi. Yok ya, iyi dediler. Yani yanlış değil onların da şey. İşte birkaç şey denedik burada. Daha bölgenin taşı ile kaplı böyle bir cam bina yapmayalım da camı biz o şeyi yansıtır ve daha hafif bir ilişki kurar diye düşünmüştük. Oradan sonra böyle bir şeye geldik. Sonra daha da yumuşayacağız. Daha da yumuşayacağız. Ama işte bu düşünceyi anlatan konseptüel bir üç boyut. Yani aşağıda olduğu gibi koruma. Üst tarafta otelin girişini inşa etme. Onun düşünceleri bunlar. Bu da işte altta onu koruma. Yola da bir platform yapıp ahşap bir platform yapıp yoldan geçenlerin de bu aşağıyı seyredebileceği sadece otelin müşterisi buna bakmasın. Yolda da burası bir dinlenme alanı olsun. Yani kamu, kamusal alana da bir katkımız olsun projede diye kaldırımı genişleten kendi mülkümüzden alan verip bir platforma dönüştürüp buradan gelen geçen insanların da buradaki şeyiyle ilgili eski durumla ilgili bilgilenmelerini sağlayan bir öneri yapmıştık. Bunlar diğer çalışmalar. Bunlar hep yeni yapılar. Yani hep yerinde e, iz bulunamayan ve dolayısıyla geçici, geçiş dönemi yapış, yapılanma koşulları çerçevesinde e, sit alanı içerisinde yapılabilecek standartta. Yani kontur ve gabarıyı tutan ölçek ilişkisi kuran vesaire yeni yapı önerileri. E, bu da son projelendirilmiş hali. E, dikkat ederseniz e, hiçbir noktada ez, özgün konut olan konak ya da daha sade konutlar genel olarak yeni yerleşim planında planimetriyi bozmamak yani özgün durumu anlatmak ve onu hala hissettirme derdiyle yapılmış. Yani konağın o yarık planı varsa olduğu gibi hiçbir zaman o ara duvarları mesela açıp tek mekana döndürmeyi hedeflemeden bunu çözmeye çalışmak. Halbuki çok zorlaştırıyor işi burası işte bir konak ve orta sofası iki tane odası bunlar onu bozduğunuz zaman çok güzel bir salonunuz oluyor. Harika bütün üst katı yemek salonu yapabilirsiniz mesela. Ama o konuttan geriye kalan bütün izi kaybedeceğiniz için o bizim için makbul bir çözüm değil. Hep onun kısıtıyla bu işi çözmeye çalışmak. Hep özgün olanın değerini koruyarak bu işi yapmaya çalışmak çok önemli. Mesela burada bir depo alanı vardı. Eski bir işte şey tarımsal depo diye kullanıyor. Burayı bir toplantı salonuna, balo salonuna vesaire çevirdik. Zaten böyleydi. Zaten oyulmuştu. Geç dönem yapılmış bir şey. Yani tarımsal limon depolamak için, patates depolamak için oyulmuş bir yer gibi. Üste doğru katmanlar çıkacak şimdi. Üste doğru çıkacak. İşte o arkeolojik alan dediğimiz yer ve üzerine yaptığımız en son hali. Buraya çünkü bir kütle yapma hakkımız vardı ve yapmak zorundaydık. Burası işin giriş noktası çünkü. Son durum yukarı doğru devam ediyor. Detayı anlatmayacağım projeyi tabii ki. Üste doğru, kayanın üstüne doğru katmanlar çıkıyor. Her kotta da o deminki kesitlerde olduğu gibi kaya oyma mekanları arkada. Önüne yapılmış örme mekanlar dik açılılar önde oluyor. Yani hep ön taraflar dikkat ederseniz dik açılı ve pencereli. Arka taraflara girdikçe hep amorf formlar oluyor. Onlar kayaların içinde çünkü. Yukarı doğru devam ediyoruz. Bir üst katmandaki kaya oyma mekanlar ve önündeki örmeleri Hemen belli. Bu mesela kayaya oyma bir pencere. Herhalde belli oluyor. Bu işte üstteki konağın son örme duvarları bu. Çünkü şey yapılmış. Örme yapılmış yani. Üste doğru devam ediyor. Mahalle üste doğru devam ediyor. Ve ana konağa geldik. İşte o Mardin işi dediğimiz balkon ilavesi. <laughs> ana konak. Ana konağın merdivenleri. Yine plan tipolojisi olduğu gibi özgün halini koruyor ama bunların hepsi şimdi biraz sonra göstereceğim. Konaklama birimlerine dönüşecek. Çatısına geldik artık ve bitti. Bu da önerdiğimiz son kurulunda kabul ettiği, onaylanan onaylı projedeki en sonunda biz de memnun olduk. Çünkü bu hakikaten daha az bölgeyle daha az tartışma yaratacak. Daha yumuşak bir ilişki kuran bir çözüm. Yani ürgüp'ün Esbellinin taşını kullandığımız tonozlardan oluşan, bugün yapıldığı da belli ama çok da ben burada yeni yapıldım hemen de en en önemli benim diye de bağırmayan. Aslında tonozun dışarıdan görüldüğü bir yapı yok değil evet, şeydi. Yok, aslında, o yüzden o bugüne ait. Değilim, Biz yok. de sonunda Çağrı'yı orada bulduk zaten. Hı -hı. Ee, konağın, konak yine silüetteki en önemli unsur. Aşağıdaki konağımız keza öyle, bunları çok önemsiyoruz. Bakın burada yeni yapılarımız var, onlar da bir ölçek ilişkisi kuruyor, onların perspektiflerini göreceğiz. Bunlar yeni yapılan parseller. Arada bir takım tamamlamalar, bütünlemeler var. Burada çok belirgin bir yeni ilavemiz var. Ama bütün bunu eski dokuyla çok dikkatlice birbirine dikmeyi önemsedik. Yani birbirine bir dikiş atarak onun zamanla o yaranın kapanacağını düşünüp o dikişle biraz da bizim yaptığımız eski eskidiğinde çünkü biraz eskimesi, yıllanması her şeyin gerekiyor. O yorgunluk yapılara çok şey katıyor çoğu zaman. Biz her şeyi yeni seviyoruz ama biraz yıllanmışlık, yorgunluk bazen çok şey katıyor. Daha fazla ilişki kuruyor. Bizim için de öyle değil mi hocam? İnsan öyle. İnsan için. Öyle, öyle, öyle. Böyle bir silüete geldik. Tabii bir takım modern şeylere ihtiyacımız oluyor. Bir tane asansör ve şafta ihtiyacımız oluyor. Onu da kayaların içinde yapması. E, mümkün oluyor. Ama tonozlar da bir hoşluk katmış oraya o kesitte değil mi? Onun için mümkün Kurul sayesindedir. Aldığımız... Kurul iyi ki bizim birçok önerimizi hmm. reddetti. Hmm. Yani kurulla ilişkimiz o anlamda çok pozitif bir şey <laughs> sonuç verdi. Bu proje bu şekilde inşa edildi. He herkes edilecek. kurulları tukaka eder ama siz bayağı... E... Dönem dönem sorunlarımız... kurullar çok değişiyor. Yani bazı kurullar hmm. çok... Şanslısın. Hocaların kim olduğuna evet, evet. E, kurul yöneticilerinin kim olduğuna bağlı. Yani bütün kamu öyle değil mi? Bir... Tabii. Bir kişi her şeyi bir kurumu değiştirebiliyor çok rahatlıkla yani, iyi, i̇yi ya da kötü yönde. Evet. Evet. Bunlar kesitlerimiz, mimar olanlar ve mimar adayları için çok şey anlatacağını düşünüyorum. Konağın kesitleriydi deminki, üstteki büyük konağın, alttaki konağın kesitleri girdi. Evet, devam edelim. Şimdi bunlar tabi bu güzel resimleri yapıyoruz. Biz bunları anlatabilmek için ama neyle inşa ediliyor? Yine son derece e, teknik çizimlerle inşa ediliyor. Struktürel müdahaleler, yenileme, iyileştirme, onarım, özgünleştirme, yenik. Bunlar gayet analitik. Nerede ne yapılması gerektiğini tarif etmeniz gerekiyor. Yoksa bu resme bakıp hiç kimse hiçbir şey inşa edemiyor. Bunları... Tane tane de anlatmak gerekiyor. İşte o tane tane anlatılan şeyler uygulama çizimleri. Bunlar analitik olan kısmı. Her bölümde neler yapılacak. Ondan sonra ölçülendirilmiş, kodlanmış, bütün pencerelere kod verilmiş, çözülmüş. Bu tabii son bizim ote önerimizin projeleri. Yapılacak, inşa edilecek olan bir proje. İşte burada bir tavan planı var. O tavanın nasıl inşa edileceği. Bir de sonra detayları gelecek tabii bunun. İşte bunlar yine aynı şekilde. Bu, Bu şey çok ayır. zahmetli ve zor bir evet. proje değil mi? Sizin de Öyle. herhalde yaptıklarınız arasında. Öyle. Ee, üç sene hı hı. buradaki çalışma. Üç, hı hı. üç buçuk sene aşağı yukarı. Proje sadece. Proje. Yani inşa hı. ruhsatı 2014'te aldı. 2010'da başlandı. 2014'te aldı. Parça, hı hı. Aralıklarla aldı. Beş ayrı parsele birleştirdik parselasyonu. 14 tane parseli birbirine benzer yapıların olduğu yerleri tevhid edip 5 tane Hı -hı. hukuki problemleri aşmak adına 5 parseli birleştirdik. tabi resmi süreci de çok uzun sürdü. Bir de bu tamam. baştan ön, sonu öngörülemeyecek bir süreç aslında. Aynen. Bir de evet aslında evet. E, ticari olarak da şey bir süreç değil. Tabii karlı bir başta süreç değil. E, evet. Yatırımcı açısından Neyin güçlü yani bir yatırımcı istiyor. Yani evet. buna sabredebilecek bir Hı -hı. yatırımcı istiyor. E, yatırımcının sizi sizin vizyonunuzda olmasına gerek yok ama sizi anlayabilecek bir yatırımcı olması gerekiyor. Bu çalışmaların niçin yapıldığını Hı -hı. anlamayan birine bunu anlatabilme ve bu hizmeti verebilme şansınız mimar olarak maalesef yok. Onun için işte beton dökülüyor, flash haber oluyor. Evet, aynen öyle. Bunlar bütün o mevcut olan kapıların, pencerelerin hani mesela burada özgün olmayan bir şey var daha sadeyle değiştirilmiş. Burada özgün olan kapılar var aynen korunmuş benzeri yapılmış ya da yenilemesi yapılmış gibi. Bütün bu kapı pencereler mesela hepsi tek tek bir yaklaşım geliştirmeniz gerekiyor. Bu tarih boyunca biz bunu modern çağdaş korumayla yapmadan önce şey, ahlaklı, erdemli ve bilgili ustalarca yapılmış bu işler. Yani çağlar boyunca işini bilen, iş etiğine sahip, işini nasıl yaptığını bilen Ustalarca yapılmış. Bugün böyle yapma şansımız yok. Bugün devlet bunu regüle etmek durumunda. Dolayısıyla ancak bunu projeyle onaylatıp e, bu yollardan geçerek yapabiliyoruz. Önce ustalar mı bozuldu? E, valla önce ustalar bozulmadı ama e, artık e, zeraatten kimse para kazanmıyor. Hı hı. Ve çok zor buluyorsunuz. Yani Ürgüp'te yeni yaptığımız işte e, marangoz bulamıyoruz. Ankara Ankara'da e, ahşap konağın başka bir konak bütün ahşap işlerini Ankara'da bir atölyeye yapmak zorundayız. Yani bölgede bir tane marangoz atölyesi bizim istediğimiz gibi iş yapabilecek bir tane marangoz atölyesi yok. Taş ustası hala birkaç tane var. Onların bir bölümü Adanalı. Mesela şeyli değil. Bölgeli değil. İki ekibimiz var. Biri Oralı, biri Adanalı. Çok zor bulunuyor. Bunlar çeşitli koruma ile ilgili detay çizimleri. Biraz ee, Bunların hepsi teknik projeler. Artık geçiyorum. Ne demek istediğimi çok iyi anlattım. Bunlar bir, birkaç eskizini koymuşuz şeye. Ha, şunları bir şey yapalım. Bu da işte son hali neye benzeyecek diye bir fotomontajımız. Tamamı çizilmiş vaziyette. Mevcut fotoğrafın içine oturtulmuş olan şey. Mesela şunlar en ilave. Bugün yapıldığı hissettiriyoruz ama bu da öyle. Ama bir ölçek ilişkisi kurmaya çalışıyoruz ve otele otelden çok burasının bir mahalle olduğunu, bir konut dokusu olduğunu kaybetmeden otel asıbosu 60 odalı, içinde balo salonları, toplantı salonları olan Ürgüp ölçeğinde gayet yani butik oteller içinde son derece büyük bir otel. Yani 5000 küsur metrekareye yayılan yani 60 küsur tane odası olan kocaman bir otel burası. Ama o konut halini, evden dönüştürme halini hiç kaybetmeme derdiyle bu hale geliyor. Aynı dert, şimdi göreceksiniz bu girişteki son tonozlu yapının son hali. Şimdi göreceksiniz. Pardon. Geçiyorum. İşte bunlar iç avluları. da işte mesela yeni ilave ettiklerimiz. Bunu hızlı geçeceğim. Bu bahsettiğim parselleri birleştirdiğimizden yani böyle bir mülkiyet dokusuydu ve altlı üstlü mağara ilişkileri olduğu için çok problemliydi. Onun problemleri çözmek adına bunu kabul ettirdik. Ve şu anda 5 e yapılmadı. Bunlara da numara verildi harf değil. 5 ayrı parsele bölündü. Şimdi o, oteli tasarlarken içeriği ne yaptık? Ee, bir kere e, yapabildiğimiz her yerde yerellikle e, ilgili bir burası evken, konutkenki haliyle ilgili bütün konforu, bu konfor dediğim şey e, banyodaki saç kurutma makinesi değil. Mesela burada bir terasın avlunun olması gibi bir konfordan bahsediyorum. Bir oturma alanının olması. Bunu olabildiğince aslında mümkün değil. Bu bir e, konaklama ve yerellik aynı cümlede geçemeyecek iki tane kavram. Tamamen şeyi, konaklama dediğiniz şey zaten geçici olarak bir yerdesiniz, yabancısınız yani. E, diğer taraftaki kavram yerellik. Nasıl olacağız? Yerelliği deneyimleyerek bunu e, ön plana attık ve işte oturma odaları olan vesaire bir takım odalar tasarlamaya gayet ettik ve genel planimetriyi bozmadan. Bunlardan çok var. Bunları artık biraz şey oldu. Bu kadar uzatmak istemiyorum. Buradan bir son şeye geçeceğim. Bu bağlantılar çok hoş ama değil mi? Bu şeyler tam asal geometrik olmayan mekanlar onların bir evet. açıyla başka evet. bir yere bağlanması evet. çok şiirsel aslında. Evet. Planlar falan resim gibi bir leke değeri var yani. ayrı hmm. bir şey güzellik. İşte mesela mağara oymaları birçok yerde banyo olarak kullandık. Yani dipte mağarası var mesela. Önü önü taş örme. O dipteki mağarayı tuttuk. Onu da banyoya çevirdik. Hep eskiden bir şeyi orada tutabilmekte. Bu bu daha Az önemli bir yer belli yani konak gibi şeyde planlar çok daha net ve keskin. Size tarifliyor. her İstediğinizi yapamaz hale getiriyor. Evet. Böyle böyle hepsi birbirinden farklı 60 tane odası olan bir konaklama tesisi projesi. Bunlardan biraz fazla koymuş olabilirim. Hepsini koydum hatırlamıyorum ama. Bu tabi ince bir yerleşme projesi değil yani. Bu kaba yerleşme projesi. Yani banyoları yapabilecek kadar. Buradan sonrası daha yapılmadı. Bir de bunun ince iç mekan projesini yapmak lazım. İşte burada ne otel lobisi, metrekare tablosu çok önemli değil. Bu kadar insan çalışmış bu projede. Ve teşekkür ederim. Bir soru cevap alalım. Evet biz teşekkür ederiz. Zevkli ee, zevkle izlenen bir sunum oldu. Ama Hı. bir soru cevap alacak kadar da vaktimiz var bence. Ee, soru sormak isteyen varsa mikrofonu da alarak e, alabiliriz. Teşekkür ederiz sunumunuz için. Ee, Benim merak ettiğim bu plan otel odaları plan yerleşiminde e, var olan organik e, geometri haricinde ileri gitti oyduğunuz, hani sizin ekstra bir müdahale yaptığınız. Odalar ya da mekanlar oldu mu? Ka Kapadokya'da kaya oymak e, yasayla mümkün değil. Yani yeni kaya mekanlar oymanız özellikle koruma altında yani eski eser statüsünde bir parselde yapmanıza imkan yok. Fakat bu belirli bir ölçüde esnetilebiliyor. Şöyle yani esnetilebiliyor derken korsan değil yine yasal. Mesela bir duvarı düzeltmek ya da bir duş nişi açmaktan öteye gitmedik. Yani Olanı kullanmak, olanı olan içerisinden bir kı kıymet çıkarmaya çalışmak esasıyla çalıştığımız için işin kolayına kaçmadık. Yani yeni mekan oymadık bu projede. Yani hiçbir projemizde oymadık. Ama burada özellikle az az müdahaleye çalıştık. Mesela e, başta gösterdiğim birkaç örnek vardı. Onlardan biri Yunak projesi bugün inşa edilmiş e, bir e, otel olarak işleyen bir proje. Dimdik bir yamaç ve çok sınırlı sığlıkta yani çok sığ bir kaya oyma mekan imkanı var. O projede mesela hiçbir bazı odalarda hiçbir imkan vermiyordu. Kurulla böyle biraz şey yaparak, talepkar olarak bir miktar kayalarda düzeltmeler yapıp diş şey, duşlara vesaire, küvetlere falan yerler açtık. Ama bunun ötesine gitmek zaten genel oyma mekanın geometrisini bozmak bizim istediğimiz bir şey değil. Onun bir tarihsel değeri var. Siz onu dönüştürseniz bile o değeri koruyor. Dolayısıyla kayayı kesmek demek bunun bütün değerini almak demek. O yüzden yapmadık yani. Çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Bölgedeki otelciler korsan olarak bunu sürekli yapıyorlar zaten. Yani her otel her sene bir oda iki oda artıyor zaten. Bu sürekli yapıyorlar. o Oda iyiymiş. Dinamik yani. Değil mi? Sürekli. Bütün kayalar delik deşik. Yani resmi projesine bakın. Çoğu otel 3 katı kadar odası var yerin altında. Gerçi onlar Sultanahmet'te de oluyor. Projesine oluyor. bakın <laughs> işte üç kat. <laughs> evet. Başka var mı? Soru Bir soru daha var. Ee, öncelikle çok teşekkür ederiz. Ee, benim sorum ilk başta göstermiş olduğunuz başlarda o yerin altına doğru kazdıkça çıkan yapılarla ilgili. Hı -hı. Ee, onlar arasındaki keskinlik de nedir? Onu sormaya çalışıyorum. Yani göstermiş olduğunuz e, modern mimarlıkta çok keskin yapılar vardı. Ee, bunlar arasındaki hassasiyete de dikkat edilmiş mi? Yani çünkü din ve millet değişimleri falan olmuş. Şimdi Kapadokya'da bütün bölge genelinde çok çeşitli yapısı da var. Ben Ürgüp özelinde ve yani Ürgüp Göreme'ne Uçhisar'dan örnekler verdim. Şimdi Nevşehir'e mesela şeye gidersek, Aksaray'a, Kızılavatsı'na gidersek mesela orada kaya kiliseleri var. Ya da Göreme ee, açık hava müzesinin olduğu yerde karanlık kilise vesaire kaya kiliseleri var. Kayalara oyulmuş mesela bazilikal planlı orta nef, iki tane yan nef, sütunlar vesaire olup yapma yani örme kilise mimarisi tipolojisini taşıyan ama kayaya oyulmuş kiliseler var mesela. Taşın içerisinden yekpare sütunları çıkarmış tek bir kayadan aralarını oyarak. Yani ibadet mekanlarında falan tabii şey çok değişiyor. Orada çünkü e, öncelik mekanın alışkanlığı oluyor. Hani nasıl biz bugün e, genel bir söylemimiz var. Bütün camiler kubbeli değil mi? Hı hı. Aslında caminin kubbeli olmasına gerek var mı? Herhangi bir yerde yazıyor mu caminin kubbesi ol olacak diye bir kural var mı? Hı hı. Yok yani kubbe caminin esas bir parçası değil. Hı hı. Cami bir ibadet mekanı aynı kilise gibi. Ve kubbe onun olmazsa olmaz bir parçası değil ama biz alışıız ona. Aynı şeyi yapmışlar. Öyle düşünün. Kendimizden bir örnek verince çok kolay anlıyoruz. Tamam. Aynı şeyi yapmışlar. Tamam. Alışık oldukları. Bakın size başka bir coğrafyadan örnek vereyim. Kaş Kalkan Antalya Muğla sınırı. Kaş Kalkan bilirsiniz. Kaya mezarları vardır, lahitler vardır. Likya, Likya uygarlığına ait bir bölge. Likya lahitlerine, kaya mezarlarına, kaya oyma mezarları değil özellikle lahitlere yani havada duranlara, boşlukta duranlara baktığınız zaman. Likya uygarlığına ait taş lahitlere dikkat edin. Yanına gittiğiniz zaman üzerindeki bütün oyma desenlerin hepsinin ahşap desenleri olduğunu görürsünüz. Eskiden tahtadan çakarak yaptıkları tabut, yani lahitleri daha sonradan ahşap çok kolay hırsızların saldırısına uğradığı için taştan yapmaya başladıkları için Taşa geçtiklerinde üzerine yaptıkları işlemeler ahşabın işlemeleri. Alışkanlık malzeme ile birlikte ortadan kalkmıyor. Üslup değişmiyor. Üslup değiş yani taş taşın içman taşın üzerine ahşap işlemenin ne mantığı var? Hiçbir mantığı yok. Ama o alışkanlık devam ediyor. Dolayısıyla da bu üslup alışkanlığından gelen mekanlarda çok çeşitlilik varken genellikle konut gibi, barınak gibi ya da tarımsal yapı gibi daha sade, daha halkın kullandığı mekanlarda o formları belirleyen şey ihtiyaç oluyor. Yani onu anlattım işte. Bir niş var. Nişin altında suyun birikeceği bir yer varsa ve yüksekliği böyleyse belli ki ahır orası. Hayvan sulak yani şey yalak orası yani. Hayvan suyunu içsin diye ya da samanı koyduğu yer. İhtiyaçtan ortaya çıkıyor. İhtiyaç bu mahallelerin çoğu işte ee, çok zengin mahalleleri değil bizim bahsettiğimiz gösterdiğimiz yerler. Bunlar e, bir e, kazıp da kilise bulacağımız bir yer değil burası. Ya burası küçük küçük evler bulacağımız bir yer. Zaten kilise bulacağımız bir yer olsa, biz burada bu projeyi yapamıyor olurduk. Yani orası daha kıymetli bir alan olurdu, daha önemli bir e, müze, müzeografik bir değeri olurdu. Dolayısıyla bizim kazdığımız, ettiğimiz, e, çalıştığımız yerlerde genellikle daha basit yapıtlar var. Ama içlerinde Zaman zaman mezar odaları, dua odaları gibi daha böyle formu özel olan yerlere aslıyoruz. Oluyor. Bilmiyorum sorun cevaplandı mı sorun mu muydu? Evet teşekkür Hadi. ederim. hocam. Çok teşekkür ediyorum. Mars mimarlık ofisi kurulduğundan bu yana hatta daha önce diyelim Mars'tan önce Atilla Bey'in de başka projeleri de var. Kendisini burada hayırla yad edelim Allah rahmet eylesin ev ve mimarın ikinci konuşmacısıydı aslında. Ee, orada bize üç ev e, anlatmıştı. Ev yerleşkesi anlatmıştı diyelim. Ee, ve onların öykülerini dinlerken mest olmuştuk. Yani e, nasıl bir araştırma olduklarını. Esasında e, aynı şeyi e, kanaatimce görmüş olduk. Bir e, şey devam ediyor ee, yani belli ki Mars mimarlığın temel e, derdi araştırma yani e, araştırmaya mimari araştırmaya bu kadar önem e, vermesi hasebiyle Marsın açılımı da zaten mimarlık araştırması araştırmaları mimarlık stüdyosu, araştırmaları stüdyosu e, Mars bir gezegen değil burada ya. E, onun için her projeleri aslında bize bilgi e, katıyor. Mimarlık literatürümüze e, konuşacağımız şeyler veriyor bize. Onun için ben e, en azından bir akademisyen olarak e, hasreten e, teşekkür ederim. E, ve e, sanırım inşa aşamasında artık izin vereyim. alınmış biraz durdular. Yani e, Türkiye'nin genel ekonomik yapısı evet. dolayısıyla durdular. Ama inşa edecekler etmezlerse de birisi alacak ve inşa edecek. Şu anda... Bundan başka bir şeyin inşa edilmesine imkan olmayan Eyvallah. bir noktadayız evet. yani. Ve radarımıza da girdi. Ee, evet. Takipteyiz. Çok <laughs> teşekkür ediyoruz. Ben de ee, teşekkür ederim. Zahmet ettiniz. <laughs>